ciddi anlamda 2,5 ay kapalı olduğu için ekonomik anlamda da Bolivya çok çöküşe geçti. Dolayısıyla herkes fırlamış dışarı ve herkes ya bir şey satıyor ya alışveriş yapıyor. Ama iyi olan tek bir şey var. Herkes maskeli. Herkesin maskeli olması en belirgin önlem herhalde şu an için. İsveç'ten bir arkadaşımız katıldı. Buğra Merdol. Yani Bolivya'da durum diğer ülkeler kadar vahim değil. Şu ana kadar 310-320 kayıp var. Fakat bunun en büyük nedeni baştan beri biz kapalıyız. Baştan beri kapalı olunca da doğal olarak vaka sayısı artmadı. Çünkü hastane şartları kötü. Hastane şartlarından dolayı da hükümet kimsenin hastaneye düşmesini istemiyor. Öyle olunca da herkes evinde bir anlamda durum bekledi. Fakat bu bir hafta herhalde belirgin olacak. Bir sonraki aşamanın nasıl olacağını, stratejinin nasıl çizileceğini. Çünkü bir hafta sonunda eğer vakalar artarsa yeniden kapanacağız. Bu karantinaya geri dönüş olacak. Bizim burada da yine aynı, öyle dediğin gibi. Biraz toplu Yani. taşıma kötü. Onun dışında insanlar çoğu yerde dikkat ediyor ama restoranlarda falan. Toplu Burada taşıma açık restoran hakikaten kötü kafe de yok. orada. Normalleşme derken onları açmadan yaptılar. Onların Evet. hiçbiri yani Evet. sadece en fazla bir şey alıp onu götürebiliyorsun bir yere o kadar. Yeni katılanlara merhaba. Sizler şimdi Merhaba, hoş geldiniz. merhaba Kapalı Ayşe. bazıları. Merhaba Merhaba. herkese. Leyla. Evet, merhabalar. Şimdi sesim geliyor, Merhaba. gördüm. Kapatmıştım mikrofonu. Leyla da bizim yarışmaya katıldı. ODTÜ'den Hollanda'da yaşıyor. Benim okuldan arkadaşım, bölümden. Cem hocamla yazışıyoruz zaten. Fotoğrafları Yaşıyoruz, ona gönderiyorum. yaşıyoruz. Değil mi? Evet, Belki evet. ilk defa karşılaştığımız Evet, yani. aynen. Evet. Aynen. Tek şöyle bir fark varsa yüksel yarışma deyince bu aslında proje demek lazım. Çünkü bunu Şifre. yarışma formatından çıkarttık biz. Bir tür hepimizin bu döneme ait ortak anılarımızın olduğu. Bilmeyenler için şey yapayım. Karantina günleri diye bir projemiz var da Diyorsun. Adi. İyi akşamlar. dernekten hem de ODTÜ mezunları arasında yapıyoruz. Tüm dünyadan Cem yapıyoruz. hocam, iyi akşamlar. ID'ye gireceğim. İyi akşamlar. Selamlar hocam. Açık o ID'ye gireceğim elinde. Bilgisayardan Gerçekten çok iyi motivasyon veriyorsunuz ama Cem hocam. açık. İstemem. Şifre yok. Tamam. Eğer şu proje olmasaydı muhtemelen bu karantina günlerinde ciddi anlamda motivasyonum dibe vururdu. Aslında motivasyon vermekten öte gelen fotoğrafların keyfiyle birlikte ben onu aktarıyorum. Gönderenlere o enerjiyi aktarmaya çalışıyorum. Yani kısa bir şey yapayım. Bizim bir fotoğraf kulübü konuşması gibi olmasın ama tüm dünyadan fotoğraflar geliyor. Herhalde 20 ülkeyi bulacağız toplamda. Yani Harika, çok güzel. Avustralya'dan Kanada'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar böyle çok geniş bir çerçeve içinde fotoğraflar geliyor. 100'e yakında fotoğrafçı var fotoğrafları gönderenler. Güzel gidiyor yani. Çok Evet güzel. evet. Fotoğraf, kitap, müzik, heykel şeklinde ilerleyen. Sana da her Teyze alanı merhaba. diyorsunuz. Efendim? Sanatın her alanı diyorsunuz. Evet aslında bugün için biraz hani insan sonuçta bir şey hazırlar, bir konuşma, bir şey, bir fikirlerle ilgili böyle bir söyleşiye girerken ona da bakıyordum bir taraftan fotoğraf ve sanat ilişkisi. Farkında olmadan çok kendimle ilgili olarak diyeyim. Belki herkes düşünmüştür de böyle yeni yeni çıkarımlar buldum son 1-2 gün içinde. Biraz da onları da paylaşmak istiyorum. Harika olur. Dinliyoruz sizi. Ama başlıyor muyuz? Vallahi gittikçe artıyor. 45 kişi oldu şu anda. Başlayalım yavaş yavaş. İlk önce tabii içimizde seni tanıyanlar var Cem. Çoğumuz ODTÜ grubundan tanıyoruz. Senin çalışmalarını biliyoruz.
takip ediyoruz. Gittiğin yerlerde seni takip ediyoruz. Oralarda güzel hikayeler, fotoğraflar, projeler paylaşıyorsun. Biraz kendinden bahsedersen, işte fotoğrafta ne tür fotoğraflar seviyorsun, tarzın nasıl bir tarzın var? Biliyorum ben, hikayeler oluşturuyorsun çok güzel. Onlardan da bahsedeceğim zaten ikinci bölümde sunumdan sonra. Birkaç fotoğraf seçtim. Onları senden anlatmanı rica edeceğim. Genel olarak tanıtırsan kendini, bu arada gelenler de oluyor. Tamam, o zaman başlayalım. Sunuma başlamadan önce yani. Tabii. Bu arada gelenler olur diye, evet. Çok teşekkürler burada olduğunuz, beraber olabildiğimiz için. Umarım herkes sağlıklıdır. Gördüğüm kadarıyla herkes sağlıklı da genel anlamdaki yaşadığımız bu zor salgın döneminde. Şöyle, Yüksel bu öneriyi getirdiği zaman demin konuşuyorduk ilk bağlandığımızda, işte üç gösteri olsun dedi. Peki dedim ben de, bana da motive olur dedim, farklı bir şey yapayım. Daha önce hiç yapmadığım üç gösteriyi hazırlamaya başladım. Fakat gösterilerin içine girdikçe belli noktalarda o gösteriden böyle 5 dakika 6 dakikayla çıkmanın çok zor olduğunu gördüm. Üç gösteri seçtim orada. Bir tanesi Balina, Balina'nın öyküsü. Öbürü Sevinçli Uçuş adını koyduğum Arı Kuşları. Ve üçüncüsü de Karnaval. Balina ve Arı Kuşları kısmen daha kolaydı. Daha çok zaman harcayıp dokümanı toplamak ve onu bir sunum şekline getirmek daha kolaydı. Fakat Karnaval'a girince işin tarihsel ve sosyolojik, hatta antropolojik kısımlarına girdikçe gerçekten içinden çıkamayacağım bir noktaya geldim. Çünkü o zaman 2 saat boyunca Karnaval konuşulabilir. 1 gün boyunca Karnaval konuşulabilir. Bu Karnaval Bolivya'daki Karnaval. Öyle olunca da onu da kıstım. Onu da daha çok renklere indirgedim. Yani 3 gösterinin toplamı sanırım 20 dakika. 3'ünün toplamı. Ama bunun konuşması ve biraz da hikayeleri olduğu için süre öyle geçecek. Kısaca kendimden bahsedeyim. Maden mühendisiyim. ODTÜ maden mühendisi, 89 mezunu. İşte okuldan çıktığım anda asla maden mühendisliği yapmayacağım dedim. Sadece 2,5 sene sonrasında maden sektörüne girdim. O gün bugündür 27 senedir maden sektöründeyim. Bir dolu madene girdim dünyada. Yüzün üstünde madene. Garip bir şekilde yer altını seviyorum. Sizlere garip gelebilir. Çünkü yer altına girmek kavramı, yerin 2000 metre, 2500 metre altına kadar inebiliyorsunuz. Ve bunu sevmek için de biraz kendinizi garip hissetmeniz gerekiyor. Ama ben yer altını seviyorum. Başka bir boyut bana göre. Fakat ya tabii ki fotoğraflar... Şimdi aklıma geldi. Yer altıyla ilgili çalışma yapmadın ama. Bildiğim kadarıyla. Yani başka bir şey. İş için girdiğin, yani yer altında var tabii ki var ama bazı fotoğrafçılar var. Ben örneğin Yusuf Aslan'ın fotoğraflarını çok beğeniyorum. Yer altı fotoğraflarını. Ben Yusuf Aslan'ın fotoğraflarını görünce bunu çok iyi yapıyor. Benimkinden yani çok bir gösteri çıkar ama o beni bile tatmin etmez. O yüzden ama çekiyorum tabii, yer altında da çekiyorum. İleride çıkabilir belki bir şeyler. Evet, ileride olabilir. Şimdi ben hep bu COVID öncesi ve sonrası diye iki döneme ayırdım hayatı aslında. Çünkü COVID günlerinde kendimde olan değişimleri fark etmeye başladım. Yani hayal ön plana çıktı. İstekler, bunların sanatla birleşimi. Bütün hepsi birbiriyle daha çok çakışmaya başladı. Kendimize ayırdığımız zaman arttı. Bu zamanla birlikte de fotoğrafın da biz başka bir boyutunu keşfetmeye başladık. Biraz böyle daldan dala gidiyor olabilir. Çünkü birden COVID dedim, önceden maden dedim falan da. Hani yine geriye döneyim, bir şey yapayım. Bu maden mühendisliğine başladıktan sonra Türkiye'de bir dönem 20 sene kadar çalışmanın sonrasında hayatımızda 3 değişik ülke oldu. Bir tanesi Panama, ondan sonrası İsveç, şimdi de Bolivya. Önümüzdeki seneye kadar da bu Bolivya hayatı sürecek. Tabii bütün bu hayat içindeki değişimler, gidişler, gelişler de fotoğraf çekmeyi seviyorsanız müthiş bir malzeme oluyor. Ben hep diyorum,
İşimi çok seviyorum çünkü en büyük hobimi işim körüklüyor. Hobimi çok seviyorum çünkü ikisi hep birbirine şey yapıyor. Bazı insanlar seyahat etmekten nefret ediyor. Bizim şey arkadaşlarım da var. Ne gerek var diyor. Evde oturayım güzel her şeyi falan diyorlar. Bir dakika. Kimisi de uçmayı sevmiyor. Şimdi ben hem uçmayı seviyorum hem fotoğrafı seviyorum. Öyle olunca ben yıllardır hangi ülkeye gidilecekse her zaman ilk giden kişi olmaya başladım şirkette. Tabii şu son 1-2 sene hariç işte yıllarca senede 20'nin üstünde ülke yüzlerce yüzün üstünde uçuşla geçen bir hayat vardı. Sonra Covid geldi birden evde oturmaya başladık. Ne uçuş var bırak uçuşu sokağa çıkmıyoruz. Bu dönemde aslında fotoğrafı daha çok düşünmeye başladım. Yani Covid ve fotoğraf diye bir şeyi şöyle yazabilirim. Şimdi burada çok yakın arkadaşlarım var. Hatta bugün yazışıyorduk, dün yazıştık. Dedi ki, canım deniz kenarına gitmek istedi, yelkenli yapmak istedim. Böyle bir rengarenk bir yelkenli olsun. Kabiliyeti de var. Fırçasını almış, tuvalini almış, boyamış. Ortada bir yelkenli, muhteşem bir şey. Evet, yani düşündü, hayal etti. Boya var. Kalemi var, kağıdı var, yaptı. Okey, orada. Ya da yazar, ben diyorum ki, yani işte şu an okyanusun kenarında bir yerde bulunmayı tasvir etmek istiyorum. Kalemim var, kağıdım var, yazmaya başlıyorum. Ve aslında o hayatı anlatabiliyorum. Yani bu benim hayalim ve gerçekleştirdim. Heykeltıraş arkadaşım var burada, seramik bir heykel yapıyor. İşte o bile zorlasa, çok iyiyse ki çok iyi olduğunu biliyorum, o yelkenliğin heykelini yapıp koyabilir. Şimdi gelelim fotoğrafa. Diyorum ki, yani şuradan bir okyanusun fotoğrafını çekeyim. Yani nasıl çekeceğim? Yani hiçbir olasılık yok. Gitmem gerekiyor. Yani fotoğrafı ancak oraya gidip çektiğimde aktarabiliyorum. Oysa ki yazar arkadaşım yazdı, ressam yaptı, heykeltıraş yaptı. Biz kaldık. Yani herhalde internetten görüntüyü çekmek durumunda değiliz. Şimdi fotoğrafın böyle bir farkını yakaladım son zamanlarda. Yani biz fotoğraf için ciddi bir emek sarf etmek gerekiyor. Diğerlerini hayat boyu hiçbir yere gitmeyen bir insan bile gezi yazısı yazabilir. O kadar iyi yazıyordur ki öyle bir tasvir eder ki siz sormazsınız bile oraya gitti mi gitmedi mi diye. Ya da ressam çizdi, etti. Hiç kimse ressama sormaz. Oraya gittin mi? Orada mı yaptın? Nasıl yaptın? Hayır. Ama biz fotoğraf çektiğimizde ilk soru ne zaman gittin? Yani ilk soru ne kadar süre harcadın? Ne zaman gittin? Nasıl gittin? Ne gördün? Ama o zaman fotoğraf bir çok pahalı. İki çok yorucu. Üç çok emek istiyor. Dört kısıtlı. İşte Covid geldi fotoğrafı ancak evde çekebiliyoruz. Nereye gideceğiz çekeceğiz? Öyle olunca sanatla olan bağlantısına girdim biraz fotoğrafın. Yani bütün bu diğer sanat dalları kendi başına birçoğu yapılabilirken fotoğrafta böyle bir olasılığımız yok. Yapamıyoruz. Peki ne yapıyoruz ama? Fotoğrafı da tanımlarken çok garip bir şekilde size bir fotoğraf gösterdiğimde, şimdi bu başka bir tartışma var. Fotoğraf yazısı var mıdır? Fotoğrafı kendi başına nasıl tanımlarız? Ya ben fotoğrafın yazıyla her zaman tamlandığını düşünüyorum. Tek başına bir fotoğrafı koyduğumuz zaman çok güzel olabilir. Ya da çok kötü, fark etmiyor. Ama altındaki bir not o fotoğrafın değerini arttırıyor. Tamamlamak, anlatmak anlamında değil. O fotoğrafın değerini arttırmak. Ya birçok savaş fotoğrafı var. Şeyi bilirsiniz işte, biz kendi grubumuzda yazışıyorduk. Bir küçük kız çocuğu vardır Afrika'da. Orada bir akbaba duruyordur. Akbaba ve kız çocuğu. Şimdi bu fotoğraf özünde bir savaş fotoğrafıdır, bir zor fotoğraftır falan. Ama bu fotoğrafın öyküsünü bilirsek o zaman bambaşka bir şey çıkıyor. Çünkü o fotoğrafı çeken fotoğrafçı Pulitzer ödülüne hak kazanıyor. O Pulitzer ödülünü almaya gittiğinde karşısında protestolar başlıyor. Sen o kızı kurtardın mı, kurtarmadın mı diye. Bu tartışma büyüyor. Ödül aldığı halde aradan 2 sene sonra aynı noktaya gidiyor, arabasını çalıştırıyor, gazı veriyor içeri ve intihar ediyor.
Çünkü o fotoğrafın altında ezildi o fotoğrafçı. Halbuki o çocuk da daha sonra annesi tarafından alınıyor. Birleşmiş Milletler kampına götürülüyor. Orada büyüyor, ediyor. İşte aradan 15 sene sonra başka bir nedenle ölüyor. Şimdi fotoğrafın alt yazısına önlem anda bir şey deyince benim aklıma ilk gelen örneklerden biri. Yani bu fotoğrafın değerini arttıran bir şey, yazı. Ya da şimdi fotoğraf gösterisi yapacağız. Kaçımız fotoğraf gösterisini müziksiz yapabiliyoruz? Hayır. Fotoğraf gösterisi yapılacaksa mutlaka arkasında bir müzik olmalı. O müzik fotoğrafı tamlıyor, değer katıyor. Ve daha sonra bunu konuşuyoruz. Ama yani diğerlerine baktığımızda kaç ressam sergi açtığında orada oturup da resmi nasıl yaptığını anlatıyor. Anlatmasına gerek yok. O kendini anlatıyor çünkü. Yani fotoğrafın başka bir yanı var. Girift bir şekilde diğer sanat dallarıyla bütünleşiyor. Şimdi bu kısa bir fotoğraf bakışımı anlattıktan sonra Yüksel ne yapalım? Hani böyle bir gösterini, birinci gösteri, evet, ikinci gösteri şeklinde. Aynen öyle gidelim. Bir gösteriyi şey yapalım. Ondan sonra senin fotoğrafları biz gruptan biliyoruz. Yani Instagram'da da gerçi takip edenler bilir. Çok güzel hikayeler yazıyorsun. Alt yazısı oluyor. Eğer yazabiliyorsa güzel bir şey tabii ki. Ama her fotoğrafçı yazamaz biliyorsun. Yani yazamadığı için fotoğraf çekiyor genelde fotoğrafçılar veya çok fazla iyi konuşamadığı için fotoğrafçıların çoğu öyledir. Öyle bir şey vardır. Genel oluşan. Ben yazmayı evet, seviyorum. Yani projenin de iyi tabii. Fotoğraftan önce belki yazma başladı. Aynen. Ve fotoğrafla yazın uyumuna da yani hoşuma gidiyor. Aslında hiçbir şey için yapmıyorum. Instagram'da evet, yazdım. Öncelikle kendim içindir. Yani ben bundan keyif aldığım için. Bir de yazdıkça insan daha açık olmaya başlıyor. Evet. Yani açık olmak beraberinde duyguyu getiriyor. Duygu fotoğrafı tamamlıyor. Fotoğraf duyguya geçiyor. Yani öyle bir şey oluyor. Hepsi birbirine bütünleşiyor. Aynen. Dolayısıyla yani Instagram'da evet öyle yapıyorum. Ama yani National Geographic de öyle yapıyor. Aynen. National Geographic'in fotoğrafların altında uzun yazılar var. Aynen aynen. Bizim gruba bizim grupta yaşadığımız bir şey tabii. Biz senin saat farkı da olduğu için biz sabah bir kalkıyoruz, bakıyoruz. Bir fotoğraf, bir sürü şey döşemişsin. oku falan. Ama ne güzel şeyler yazmış. Ondan sonra yorumlar falan geliyor. Oradan biliyoruz tabii. Grup dışındakiler pek belki Instagram üzerinden onu şey yaparlar. Evet, şimdi senin de söylediğin gibi Balina'nın öyküsü Sevinçli Uçuş, Yüzyılın Renkli Geleneği diye 3 tane sunumunu izleyeceğiz. Bir tane gösteri var. Gösterim var. Bunları istersen izleyip biraz üzerinde konuşalım. Sorular varsa sorular alalım. Sonra diğerini izleyelim. Bu şekilde devam edelim, değil mi? Kısa bir hepsiyle ilgili, yani her gösteriden evet, önce bir bilgi vereyim. Evet. Şimdi Balina'nın öyküsü ben 3 kez Panama'da, bir kez de İzlanda'da Balina peşinde günümü harcadım. Yani saatler, gün diyebiliriz. Bunların ikisinde başarılı olabildik. İzlanda'da herkesin Balina'ya gidip anlattığı 2 hafta içinde sadece bir gün Balina çıkmadı. İşte o günde biz Balina'yı görmeden geçtik. Yani Balina çok ciddi bir emek ve zaman harcanarak görülebilen, görüldükten sonra da ayrıca fotoğraflaması çok kolay olmayan bir hayvan. Yani bir canlı, işte hayvan bile derken, yani balinaya karşı duygusal bir yanım var. O kadar büyük bir hayvandan bu kadar keyif almak başka bir şey. Yani 7-8 metre, 12 metrelik balina 2 metre ötenizde ve suya düşseniz, yani düşeyim dedirtiyor insana. O kadar değişik bir sevecenliği var o hayvanın. Bu balina şeyinde özellikle Panama'daki 2 balina yakalama turunda, ki bunlar böyle büyük turlar değildi. Özellikle bir tanesi benim için hayatta çektiğim en iyi fotoğraflardan biri diyeceğim. En iyi ilk 3 fotoğraftan biri diyeceğim bir fotoğraf var. Onda şanslıydık ama onun ötesinde içinde bulunduğumuz 8 metrelik teknenin kaptanı,
çılgındı. Yani çılgın olmak gerekiyor. O çılgın olmasaydı o balinaya gidemezdik. Çünkü balinayı görüyorsunuz ilk işte hava çıkarttığı anı gördükten sonra balina da dalıyor. Bu şekilde giderken balina bu ileride 2 kilometre ötede balinayı gördünüz. Devam ediyorsunuz. Balina batıyor, dalıyor. 500 metre sağ tarafta çıkıyor. Tekrar dönüyor tekne. Bir daha dalıyor, batıyor. 2 kilometre öbür tarafta çıkıyor. Yani balina o kadar zor bir şey ki. Bunun önünde fotoğrafı çekmek için de ben direkt kayığın önüne oturup bu şekilde giderken evde makine bu şekilde devam ediyoruz. Balinayı yakalım. Ve ondan sonra tabii balinaya yaklaştıkça balinanın balina da bir noktadan sonra dalıyor, batıyor, çıkıyor. Bir noktadan sonra belki de artık pes ediyor ve duruyor bulunduğu yerde. Ve ben ilk şeyde bir tane humpback balina fotoğraflar, iki yerin fotoğraflarını birleştirdim. Humpback balinanın bulunduğu gün çok fırtınalı bir gündü. Yani o kadar fırtınalıydı ki balinaya ulaştığınızda bile fırtınadan dolayı balinayı görmek çok zor. Ve balinanın sesi en önemli şeylerden biri, belirgin izlerden biri balinanın sesi. O sesi duyduğunuz anda işte acayip bir şey, dünya duruyor. Yani o ses, balina, fotoğraf, başka hiçbir ses duymak istemiyorsunuz zaten. Yani orada o ortamın içinde fırtına dinsin, bu sesi daha çok duyayım diyorsunuz. Çok değişik bir ses, çok güzel bir ses. Ve balinalar çoğunlukla Panama'ya bebeklerine, yeni doğan balinalara yüzme alıştırması yapmak için geliyor. Kuzeyden güneye geliyorlar. 2 ay orada yüzmeyi alıştırıyorlar yeni doğan balinaya. Zaten yeni doğan balina da 4,5-5 metre olduğu için o dönemden sonra tekrar göç ediyorlar yukarıya. İşte o dönemde Eylül ile Kasım arasında balinayı yakalarsanız yakalıyorsunuz. Bu iki değişik balina yakalama döneminde ikisinde de şunu fark ettik. Balinalar o kadar uysal ki o 6-7 metrelik teknenin etrafında 4 balina, her biri 8-9 metre, 12 metre ve onların arasında duruyorsunuz. Son derece güvendesiniz. Ses çıkarmak istemiyorsunuz. Yani kayıkta ses çıkmıyor. Herkes büyüleniyor ve sadece bakıyor. O sesi duyuyor. Çok bir değişik bir şey. O yüzden balinanın öyküsünü seçtim. Balinanın öyküsünde burada hep konuşuyoruz. Müzik nasıl olsun? Müzik olarak da sadece balina sesi kullandım. İsterseniz şimdi onu izleyelim. Yüksel, senin bana ekranı paylaştırmak için hemen gelin. Evet, tabii tamam. Veriyorum. Tamam. Tamam mı şu an? Evet, geliyoruz. Video ekranı çıkmadı. Görüyoruz. Senin ekranı görüyoruz. Senin ekranı görüyoruz. Video çıkmadı. Öyle mi? Evet. Peki. Bir daha kapattım. Yani desktop'unu görüyoruz şu anda. Şu an yok mu? Yok. Yok değil mi Yüksel? Hayır yok. Güzel. Sesi geliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Play yaptığınızda, play'e bastığınızda başka bir yerde oynatıyor. Onu açmanız lazım. O ekranı share etmeniz lazım. Paylaşmanız lazım. Cem Bey. Tamam. Nasıl? Tamam. Bir dakika şimdi. Çünkü screen'i share ediyor, yazıyor. Muhtemelen arkada kaldı. Bakın o şeyi, o büyük ekranı küçültürseniz o şeyi, büyük Explorer'ı, orada arkadadır o. Ana ekranı küçültün. Evet, evet, onu küçültün. Arkadadır. Şimdi tamam mı? Yok. Küçük mü? Hala yok.
Abi şöyle, share diyorsun ya, share deyince seçenekler çıkıyor. Ekranı mı diyor, şu uygulamayı mı, bu uygulamayı mı diye. Onu seç sen, bu uygulamayı seç. 5-6 tane seçenek çıkması lazım paylaş dediğinde. Share ederken... Açıkta olan tüm uygulamalarınızı ekranda gösteriyor olması lazım. Siz hangi uygulamayı share edecekseniz onu seçeceksiniz. Tamam. Şimdi olması lazım. Şimdi oldu. Evet, şimdi oldu. Oldu mu? Oldu Cem. Tamam. Oldu.
Hem sen chat'i görebiliyor musun? Görüyorum. Ha, oradan bir şeyler yazıyorlar. Can çok güzel, eline sağlık. Vallahi harika. Cem hocam seslendirme müthiş, içine girdik sanki. Aynen, aynen. Vallahi imrendik bir de. Orada olmak varmış. Sonda göstermedim çünkü uyuma moduna geçer olsa. Ya şöyle, dediğim gibi sağ olun. Neden balina sesini özellikle istedim? Çünkü oradayken başka hiçbir ses olmuyor. Evet. Konuşmayı bile insan bir kenara bırakıyor. Sessizce o balinanın sesini duymak istiyor. Çok çok teşekkürler. Şeyleri almak isteyen şeyden bir soru soracağım. Ben çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ne kadar zahmetli bir çekim yaptığınızı hissedebilecek biri de benim. Ben Vancouver'da uzun müddet yaşadım, 2003-2006-2008. Orada Whale Watch, bu balina gözlemine birkaç defa Alaska'da ve şeyde çıktım. En son Tofino'da çıkmıştık. Vancouver Island'ın kuzeyinde bir yerde. Orası bir Kızılderili yerleşkesi. Kızılderili şef ama nasıl sakin bir adam. Bizi o küçük gemiye, küçük tekneye işte 10 metre boyunda koydular. Adam o gayet sakin gidiyor. Ya dedi, bakın dedi, balinalar geldiğinde lütfen ağlamayın, dikkat edin. Yani gözünüzden yaş akmasın. Allah Allah, adam dalga geçiyor zannetti. Yanımızda iki tane Japon aile, bir de biz, bir de eşim. Balinalar uzaktan böyle hissettik. Daha doğrusu suyun altındalar ama şey değil. Ben fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Sonra bir baktım gözünden yaşlar akıyor. Ve şuramda, göğsümün şurasında bir böyle bir titreşim. Yani kulağımla değil o sesi. Şuramla hissettim yani şöyle bu göğsümün üst kısmıyla. Yanıma baktım, Japonlar da ağlıyor. Nasıl bir şeyse anlatamam size. Yani değişik bir duyguydu. Ama ne kadar zor bir iş yaptığınızı takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Can, sen de öyle bir evet, böyle bir his uyandırdı mı? Ağlama hissi uyandırdı mı sende? Tabii. Demet sen biliyorsun. Ben Arjantin'de Perito Moreno'ya gidip o büyük buzul kütlelerin karşısında gözümden yaşlar akarak durdum. Seni de ben tanıyorum. Panama'da San Blas adalarında dönüyorken ağlıyordun.
Ya bu doğanın olağanüstü bazı şeylerinde insanın galiba duygusunun en iyi aktarımı gözyaşıyla oluyor. Hem orada olmanın sevinci hem de galiba büyüleyici olan o doğa, canlı. Balina da öyle bir şey. Balina da bir kere hüzün. Hüzün var. Garip bir hüzün. Demin Muhit Bey'in bahsettiği gibi. Öyle bir hüzün içine çekiyor ki insanı. Böyle bir insan titriyor. Böyle bir bedeninde başka bir şey oluyor. Ve ben bütün iki balina turunda da ki biri gerçekten çok dalgalıydı. Fırtınalı bir gündü. Teknenin başında oturdu. Yani o bütün sürekli elimde makine vardı. Fotoğraf çekmesi öyle bir havada kolay değil. Fakat ilginç orada bir iki fotoğraf vardı. Onu özellikle koydum. Bir tanesi bu balinaların gemilerle olan uyumu. Ya büyüklüklerinden gemileri kendilerine çok benzetiyorlar. Bu gemileri gördükleri anda yanlarına gittiler. Bu Panama'da Panama kanalına girmek için hareket eden gemilerdi. Tabii bu arada ilk başta dediğim gibi balina buradan dalıyor, 2 kilometre sonra çıkıyor. Oradan dalıyor, 5 kilometre sonra. O kadar zor bir takip ki o. Ve en son geldi. Benim için dediğim o işte hayatımın en iyi 3 fotoğrafından biri deme nedenim o. Çünkü ben bir balinanın kozmopolit şehir görüntüsü içindeki hiçbir fotoğrafını görmedim. Evet, öyle. Yani, evet. Yani o fotoğraf güzel olduğu için demiyorum. O fotoğraf özel olduğu için benim için çok önemli. Çünkü o kuyruk çıktı ve arkada hatta bizim ev de o evlerden biriydi o Panama'da. Evet. O evler, binaların ki onlar 100-120 metrelik binalar önünde gösterisini yaptı. Tamam yani takip ettiğiniz 4,5-5 saat peşimdesiniz. Al işte bunu da çektiysen çek deyip olayı bitirdi. Şimdi orada bir iki ilginç fotoğraf var. Bir tanesi iki tane kayık fotoğrafı var. Neden onu koyduğumu hiç düşündünüz mü? Yani aklınıza bir neden geliyor mu? Balıkçı tekneleri mi söylüyorsun? Evet, iki tane balıkçı teknesi var. Evet. Çünkü balinalar avlarını suda yarattıkları titreşimle avlarını sersemletip yiyorlar. Balina orada her kuyruk vuruşunda, her bedeni attığında ufak balıklar sersemliyor. Ve bunun en büyük şeyi de karidesler. Karidesler kaçarak uzaklaşıyor. Balıkçılar karideslerin kaçtığını bildiği için balina mevsiminde balinaların 3-5 kilometre ötesinde kayıklarını kuruyorlar. Ağlarını atıyorlar. Çünkü balina çıktığında karidesler oraya gelecek. Onlar karidesleri yakalamaya başlıyor. Ve birden işte en büyük sürpriz orada. Bir tane fotoğraf var balıkçılardan önce. Bir balık gibi havada uçan bir vatos. Yani evet. Vatosların en sevdiği şey karidesler. Vatoslar da bu olaydan nemalanarak gidip karidesleri avlıyor. Ondan sonra neşe içinde uça uça suyun üstünden 1-1,5 metreye kadar uça devam ediyor yoluna. İşte benim için o balina turunda fırtınanın sonu, balinayı humpback'i, orada bir soru vardı demin humpback mi? Evet humpback'ti onların hepsi. Humpback'i yakaladıktan sonra herkes sırılsıklam içeri girdi. Ben teknenin önünde duruyorum. Bir ses duymaya başladım. Şlap, şlap. Ya bu ne? Yani bir ses. Hiç bilmiyorum. Bir vatosun uçtuğunu bile bilmiyorum. Cahil değilim. Halbuki ne kadar da çok fotoğrafı var. Ve birden o çıktı vatos. Uça uça önümden geçmeye başladı. Yani o vatosun havada uçarkenki fotoğrafını çekmek öyle bir fırtına havada, öyle bir balinadan sonra şey gibiydi işte. Hani bu da işin nesi kreması şeklinde bana sunulmuş gibiydi. Hediyesi olmuş. Gerçekten öyleydi. Yani o bir tane vatosu çekmek çok bir şey değil. Çünkü Meksika Körfezi'nde sürüler halinde bir dönemde uça uça geçiyor vatoslar. Yani çok isterim öyle bir şeyi yakalamak bir gün. Balina ile ilgili herhangi bir soru var mıydı? Ben bir soru sormak istiyorum. Balinaların sesleri sanırım 25 MHz'e kadar falan çıkıyor, değil mi? Evet. Oradaki arkada büyük gemiler yani bu transport
taşıyıcı bir takım büyük gemiler de gördük. Onların çıkarttığı ses, su altı sesleri balinalar için çok zararlı aslında. Hatta iç kanamalara bile sebep olup ölümlerine de sebep olabiliyor. Yani sadece gemiler için söylemiyorum. Su altındaki bazı çalışmaların sesleri falan. O konu hakkında hani bir şeyler biliyorsundur mutlaka, hani yakinen de gördüğün için biraz bilgi verirsen sevinirim. Çünkü hani benim de özel olarak ilgilendiğim konulardan biri. Yani bu ses, su altı, ses kirliliği ile ilgili olduğu için. Leyla, aslında şöyle bir şans faktöründen bahsetmeliyim. Normalde Panama'da balinalar çok açıkta görülür. Yani yaklaşık bir 10-15 kilometre açıkta balinayla karşılaşılır. Fakat biz o karşılaştığımızda balinalar yön değiştirdi. Ve balinalar gemilerin yanına gitti. Normalde o açıkta o gemiler yoktu. Orası çok kıyı değil. Yine nereden baksak karadan 2 kilometre uzaklık falan var. Binalarla da öyle. Fakat 2 kilometre bile çok yakın. Hatta orada bir fotoğraf vardır. Panama'nın Kuzey ile Güney Amerika'yı birleştiren Las Americas Köprüsü. O köprünün aynı, yani böyle bir paralellik olarak arka arkaya kaldığı bir fotoğraf vardı. Balina şöyle giderken köprü de arkada. Yani o balinaların oraya gelmesiyle gerçekleşti. Normalde balinaların oraya gelmemesi gerekiyordu. Fakat balinalar Panama'da sadece yüzmek için geliyorlar. İşte yavru balinaları alıştırıyorlar, ondan sonra gidiyorlar. Bugüne kadar hiçbir balinayla ilgili bir vaka olmuş değil. Ya da hani balina ölümü, başka bir şey. Öyle bir hiç öyle bir durum olmadı. Tabii bu arada Panama kanalından günde yaklaşık olarak 100-120 gemi geçtiğini düşünürsek, o bölge çok deniz trafiğinin fazla olduğu bir alan. Yani orada ben Hatay balinaları veriyorum. Gitmemeleri gerekiyordu oraya. Evet, sağ ol. Peki Cem, bu şeyde bu korona günlerinde bu yasaklardan dolayı falan İstanbul Boğazı'nda çok yunuslar göründü. Hatta çekenler falan da oldu. Orada öyle bir çoğalma falan var mıydı bir araştırma veya yakına gelme bu alınan tedbirlerden dolayı, duydun mu? Şimdi balina mevsiminde değiliz Panama için. Evet. Ağustos sonuyla Kasım arasında oluyor. Hı-hı. O dönem gözlemlemek gerekir. Evet, ama yaşamamıştım. Şöyle bir şey var. Zaten deniz trafiği yanılmıyorsam devam ediyor Panama'da. Hı. Çünkü zaten denizdeki gemiler 2-3 ayda geçiyor. İşte Asya'dan gelip de Kuzey Amerika'ya gidecekse o bölgeyi 2-3 ayda geçiyor. Onlar zaten denizdedir. Ama Yüksel, aslında merak ettim. Panama'da olan birkaç arkadaşımız var. Onlara bir sorayım. Kanalın iş hacmi azaldı mı diye. Yani geçiş oranı azaldı mı azalmadı mı diye. Ben de bir sorayım. Evet, evet. Yani şehirle birlikte olması gerçekten çok ilginç olmuş. Yani neredeyse evden çekebileceğin, yani bir iyi bir tane objektifle yani, öyle görünüyor. Evden çekebilecek gibi değil. Çünkü orada çok yakın bir zoom var. Evet. Binalar da zaten binalar yakın gibi görünüyor. Zoom'un etkisi. Yakın gibi geliyor. Anladım. Arada yine nereden baksak 3-4 kilometre vardır. Fakat o bile çok şey. Çünkü normalde 2 saatlik yoldan sonra 2 saat İşte 20 knotla giden bir tekneyi düşünürsek yaklaşık 20 kilometre sonra gözüküyorlar. 15-20 kilometre en az gözüktükleri yer. Zaten o balinaların da ilk karşılaştığımız yer yine 15 kilometre ötedeydi. Dediğim gibi bir sağ bir sol, bir orası bir yukarısı, uzaktan çıkma falan derken onlar, yani biz onları korkutmadık. Öyle bir şansımız olamaz çünkü 6-7 metrelik bir kayık. Ve 4 tane balina, yani bir kuyruk darbesiyle zaten paramparça eder bizi. Ama büyük bir güven veriyor. Yani demin Muhip Hocam'ın dediği şey çok önemli. İnsana farklı bir güven veren, duygusallık aşılayan bambaşka bir hayvan. Yani evet. En büyük hayalim birkaç kere daha yerlerde gidip balinayla karşılaşmak. Evet. Bu arada gene söz alacağım, kusura bakmayın. Ben tabii Alaska'da ikinci deneyimimi yaşadım. O daha muhteşemdi. Size anlatamam. Yani o an benim ömrümü etkilemiştir. Her karşılaştığımda her yerde anlatırım. Fotoğraf falan önemli değil. Zaten makine elimden düştü yani. Makineyi kenara koydum. O anın kutsallığını yaşamak bambaşka bir şey. Ve demin dediğim gibi yani ses şuramda hissettim. Yani kulağımda değil.
onların o şeyini, titreşimini diyeyim. Çünkü demin duyduğunuz şeyler belli bir frekanstaki sesleri kaydetmişsiniz veya almışsınız. Ama o öyle değil. Onun çok daha ötesinde bir şey yapıyor hayvan. Ve grup halinde geliyorlardı. Alaska'da çünkü Kuzey Pasifik'te onlar böyle 20'lik 30'luk sürüler halinde geziyorlar. Her biri de 30-40 metre. Yani şeydi, teknemizde 6-7 metre, ben 8 metre neyse. Düşünebiliyor musunuz? Kuyruğunu vursa biz gideriz ama öyle bir şey yapmıyor. Geliyor, gözüyle bakıyor. Göbek atıyor, göbeğini açıyor köpek gibi böyle dönüyor. Sıçrıyor dışarıdan, bir hareket yapıyor. Muhteşem bir deneyimdi benim için. Çok güzel. Evet. Çok teşekkürler. Yani benim de çok önemli yorumlarınız. Evet. Başka soru sormak isteyen var mıydı? Bu konuyla ilgili. Geçmeden. Ben öbür taraftan bir hızlı bir mesaj. Herkesi görüyor musun? Neyi görüyor muyum? Herkesi İnsan. Görüyor musun? Bayağı bir kalabalık olduk. Senin görüyorum, görüyorum. Evet. Tekrar öbür sayfaya git. Yani aslında evet. Kim demiş ki COVID social distancing yaratıyor? Aynen. İşte aynen tam tersine tüm dünyayı birleştiriyor. Yani şu an kabaca bakıyorum da her kıtadan arkadaşımı görebiliyorum. Sevdiğim insanları görebiliyorum. Ne güzel. Harika bir şey. Evet. Evet, o zaman şimdi... diğer istersen sunuma geçelim. Soru yok, yok galiba bu konuyla ilgili. Evet, şimdi balina gibi dünyanın en büyük hayvanından dünyanın en küçük hayvanına geçirme sırası arı kuşları. Arı kuşlarını hep işte Türkiye'deyken duyardım ederdim ama Türkiye'deki arı kuşu bu benim göstereceğim arı kuşlarından olmadığı için... Panama'ya gittikten sonra Latin Amerika'da önce bir kuş tutkusu başladı bende. Yani kuş fotoğrafı çekmek. Çünkü o kadar rengarenk, o kadar güzeller ki. Fakat ilk arı kuşuyla karşılaştığım anda o an çok özeldir. Sonra fark ettim ki Panama'da neredeyse zorlasanız evin içine de girecek. Hani biraz abartılmış olmakla birlikte. Çok sık rastlanılabilen bir şey. Ondan sonra ben bu arı kuşlarını nasıl çekerim diye biraz onun peşine düştüm. Tabi arı kuşu çekmek için çok sabır gerektiriyor. Yani arı kuşu için biraz hayatını öğrenmek gerekiyor. Arı kuşları çok enteresan hayvanlar. Bir kere çok sevinçliler, neşeli. İsmini sevinçli uçuş dememin nedeni o. İnsan gördüğü anda gülmeye başlıyor. Hani balinada o büyüklük, devasalığın altında bir hüzün yaşarken arı kuşunu gördüğüm anda bir yüzümde tebessüm, o cıvıl cıvıllık insana geçiyor. Ve tabii şey, arı kuşu için özellikle sabah erken gitmek, çıkmak gerekiyor. Bu arı kuşları aslında bulundukları yerlerde yaşamıyorlar, çiçeklere geliyorlar. Bir bölgeleri var. Günde 7-8 defa aynı bölgeye gidip geliyorlar, gidip geliyorlar. Arı gibi çalışkanlar. İşte sürekli bir vızıldama sesi olduğu için de arı kuşu deniyor. Çok ufaklar, yani 3 santim, 5 santim. İnanılmaz bir frekans, hız şeyleri var. Yani kanat çırpış hızları, bulundukları yer ve şöyle bir çıkarttım. Şimdi notlarımdan da şey yapayım. Dünyada 325 yeşil arı kuşu var. Özellikle Amerika kıtasında. ABD'den Arjantin'e kadar. Bunların da en belirgin ana tipi 49-50 gibi bir şey. Yani 50 tane ana arı kuşu familyası var. Ben bunların 17 tanesini görmüşüm şu ana kadar. Özellikle de bu 17 taneden size bir şey seçki hazırladım. Gerçekten her birinin farklı özelliği var. Ki bazı ufaklar var ki bunlar gidip konuyor. Bazılarının hiç konduğunu görmedim. Panama'da başladı bu arı kuşu serüveni. Panama, Kolombiya, Bolivya, Peru, Arjantin, Costa Rica. Bütün bu ülkelerde ben arı kuşuyla karşılaştım. Biraz biliyorum artık. Yani örneğin Bolivya'da biri bana sorduğunda, yine burada çok sevdiğim Demetler geldiğinde arı kuşu görmek istiyordu değil mi? Hadi çıkalım şuraya gidelim dedi. Yani dedi, Demet dedi ki, yani dedi bunlar böyle şey midir? Hani doğada şurada bulunur. Yok dedim, oraya gelirler. Saat 7'de gelirler oraya. 7:20'de giderler. Gittik. Beklemeye başladık. İşte Demet Atilla soruyor yani gelmediler dediği zaman gelirler falan derken geldi. Bir geldi, iki geldi, üç geldi. 20 dakika zaman geçirdiler. Ondan sonra gittiler. Çok enteresan bir rutin hayatları var bu hayvanların. Geliyorlar,
bir bölgedeki çiçekten alıyor şeyi, balı alıyor, işte orada ufak böcekleri neyse yiyor, ondan sonra diğer bölgesine geçiyor. Ve bütün gün bu şekilde, sonra akşam da geldikleri yuvalarına aynı şekilde geri dönüyorlar. Çoğu zaman yuvalarının nerede olduğu bilinmiyor doğada ama geldikleri yerler biliniyor. Son derece şeyler. Bu Covid başladığında ilk günlerde ben ilk 1-2 hafta burada oturduğumuz yerde müzik yayını yapmaya başlamıştım. İşte değişik değişik parçalı çalıyorum. Vivaldi çaldığım ilk gün bütün arı kuşları havalandı. Ama nasıl? 10-12 tane. Oradan geliyor geliyor, bir tanesi geldi kondu bakıyor. Yani Vivaldi ve arı kuşları arasında inanılmaz bir bağ oluştu. Ve ne zaman müzik çaldıysam birkaç arı kuşu hemen hareketlenip geliyorlar, yakına gelip konuyorlar, müziği dinliyorlar. Gerçekten müziği dinliyorlar. Allah. Ama en çok Vivaldi'de. Vivaldi'de. Ha, onları çektim mi? Çekmedim. Çünkü başka bir şey. Ben biraz daha doğanın içinde arı kuşunu seviyorum. Yani tele konmuş arı kuşunda, ya Yüksel bilir, ben Photoshop bilmediğim için, kullanmadığım için maharet gibi söylemiyorum. Eksiğim. Ama oğlum öğretecek sanırım. O ben iyi biliyor. O teli, kabloyu at da arı kuşu kalsın falan denilebilir ama olmuyor. Yani o kablo evin üstünde falan arı kuşu değil. Doğadaki arı kuşu bambaşka bir şey. O yüzden de bu fotoğraflar doğada tamamıyla vahşi doğanın içinde çekilmiş ya da işte arı kuşların bulunduğu yerlerde çekilmiş fotoğraflar. Arada birkaç tane de onların özellikle geldiği çiçekler var. Bu çiçeklerin bazıları Amazonlarda çekildi. Bazıları Panama'da, yine Panama'nın tropikal bölgelerinde. O çiçekleri çok gelirler çünkü. Şimdi geçelim o zaman. Evet, geçelim. Yine görünmezse ama Yüksel bir haber verirsen. Tabii tabii, şu an görünmüyor. Görünmüyor, güzel. Yine paylaşımdan o aplikasyonun sayfasını seçeceksin sanırım. Evet. Berker demişti ya. Evet, onu dedi. Hı hı. Gerçi paylaşımı ben... Ha, geri döndük, bir daha bağlandın, doğru. Evet, şu an oluyor. Müzik açıldı galiba. Yok, açıldı. Tamam, açıldı. Açıldı. Evet, açıldı.
Tebrikler canım, çok güzel. Arkadaşlar yazdılar ya. Muhteşemdi. Doğadan seslendirmek çok güzel olmuş gerçekten. Bir terapi seansı gibi yazmış Bakü'de. Gerçekten öyle. Odaklanıp 8 dakika izledik. Gayet güzel. Önemli bir belge aslında. Arada çok güzel çiçekler de var, bitkiler de var çektiği. Bu çalışma önemli bir belge. Onun tamamlarsan, belli bir sayıda yine devam edersen gerçekten önemli bir çalışma bence de. Devam ediyorum arıkuşu çekmeye. Evet, yani biraz da ben bunu bilmediğim, görmediğim arıkuşlarını çekme şeyine dönüştürdüm. Evet. Ya da işte en çok hangisini seviyorum gibisinden de bir orada bir kahverengi arıkuşu vardır. Bu adı şeydir bunun. Emerald Chin Hermit diye geçiyor. Bir de yani Türkçesini bilmiyorum da aldığım şeylerden Rufus Breasted Hermit diye geçen kahverengiler var. Onlar çok ender buluyor. Örneğin o bir tek Arjantin'de karşılaştım onunla. Ama oradaki son arı kuşu fotoğrafının hikayesi hoştur. Arı kuşunun bir süre izledikten sonra arı kuşunun hangi çiçeğe geldiğini buluyor insan. Çünkü arı kuşu o çiçeğe geliyor, alıyor. Ondan sonra gidiyor, 5 dakika sonra yine geliyor. Hani... Kelebek filminde hatırlar mısınız? Hapishaneden kaçmak için dalgaları sayar yıllarca. Çünkü büyük bir dalganın geldiği anda yukarıdan hapishaneden aşağı atlayacaktır. Steve McQueen'le Dustin Hoffman'ın oynadığı film. Evet. Ve atlar. Yıllarca sayar. Ben de arı kuşunun hangi frekan, hangi aralıkta geleceğini bulmak için 1-2 saat aynı arı kuşunu incelediğim oldu. Çünkü gidiyor geliyor. Ve geliyor, alıyor, gidiyor. 6 dakika. Bakıyorum 6-7 dakika sonra. Bir daha geliyor. İşte o beyaz arı kuşu çiçeğe dalış fotoğrafında da, hani deminki balina gibi çiçeğe dalış fotoğrafında da orada bekledim. Makineyi aldım. Bir de yani yine maharet gibi değil ama 3 ayak kullanamıyorsunuz. Şundan dolayı. 3 ayak sabit bir şeyi çekmek için güzel. Ama bir kuşu çekeceğiniz zaman kuş oradan geldiğinde 3 ayakta dönmek daha zor olduğu için dolayısıyla elde makina o noktayı beklemeye başladı. Aradan arı kuşları geliyor, bir yere gidiyor, öbür tarafa geliyor. Hayır, ben ona gelecek diye bekledim ve geldi, o dalışı yaptı. O yüzden o dalış, hayvanın bütün profili, formunun o kadar şey olması, işte beklemenin sonucunda çıkan bir fotoğrafı. Ama tabii arı kuşu için çok zaman harcanıyor. Evet. Bazen bir arı kuşu için 10 dakika beklemek, 15 dakika beklemek gerekiyor. Yani... Kelebek çekmek zordur. Arı kuşu daha zor galiba. Kelebekten daha hızlı mı hareket ediyor? Tabii. Çünkü arı kuşu yürümüyor. Zıplamıyor. Evet. Yani arı kuşu... Çok durmuyor kelebek, bir yerde değil mi galiba? Kelebek havada duruyor bir yerde. Çiçeğin üstünde duruyor. Şöyle bir şey diyeyim. Havada kelebek fotoğrafı çok azdır. Hı-hı. Herkes o kelebek bir yere konduğunda çeker. Çünkü kelebeği havada çekebilmeniz, yani birkaç tane çektim ben Costa Rica'daki mavi kelebekleri falan ama çekebilmek için ne kadar değişik yol izledim. Flaş açtım, flaşı kullandım. Gündüz evet. Flaşı kullanarak ancak çekebildim bir kelebeği. Hareketi dondurmak için tabii. Evet, evet. Yani o yüzden arı kuşu çok çok daha zor kelebekten. Bu da yapsın arada, onlar iyi olmuş. Aynı zamanda... Arı kuşunun formunu kanatlarında görme şansımız oldu bazı türlerde. Flash patlatman iyi olmuş açıdan. Evet, bazılarında öyle oldu. Tabii bu arı kuşlarından Türkiye'de yok. Türkiye'de arı kuşları üstüne çalışan bir fotoğrafçı arkadaş var. Adını hatırlayamayacağım şimdi de. Onun ben arı kuşlarına baktım. Bunlar değil. Onlar arı kuşu daha çok arıları yiyen kuşa Türkiye'de arı kuşu deniyor. Ben burada turuncu gibi olanları da gördüm bizim Hendek tarafında birkaç kere. Ama çekmek çok zor. Çekemedim yani. Makinem yoktu gerçi yanında da. Çok kolay bir şey değil. Dediğim gibi takip edip onların belki davranışlarını ne yapıyor, ne ediyor, ne zaman geliyor hareketlerini izlemek gerekiyor belki de gerçekten. Dediğim. İstanbul'da Riva'da da çok var hocam, Yüksel hocam. Nerede? Orada Riva'da değil mi? Riva'da evet. Çekmesi de biraz kolay. Artık yuvalandıkları ve kondukları yerleri de gide gele çok izledik biz. Biraz daha kolay resim veriyorlar.
Gideriz bir ara o zaman. Sağ ol. Evet. Tabii cep telefonuyla çekilmiyor. Peki biz bu Riva'daki kuşların bir zamanı var mı? Yoksa hani bildiğiniz yerlere gidince görebiliyor muyuz? Göçmenler zaten yaz göçmeni. Ülkemizde yazın bulunuyorlar. Yani Mayıs ayında zamanımız geliyorlar. Tabii zamanınız baharda falan mı görünüyor? Mayıs'ta şu geliyorlar. Şu anda geldiler. Temmuz sonu Ağustos gibi giderler. Evet. Yazdan sonra gidiyorlar. Göçmenler. Arı kuşları değil mi ya? Yani? Arı kuşları da mı göçmen? Evet. Gidip geliyorlar. Göçmenler ha? Evet. Türkiye'dekiler göçmen de Güney Amerika'dakiler burada yaşıyorlar. Bir yere göçmüyorlar. Ay bunu öğrendiğime çok sıcaklıkla verdim. Ben şimdi bazı yorumları okuyorum. Çok teşekkürler. Evet. Bir yerde yüklü mü diye bir soru vardı. Değil ama belki hani YouTube'a falan konulabilir. Öyle yani bir şey. Sen izin verirsen ben şimdi kaydediyorum. Bunu yükleyeceğim. Tamam, sana, sana da veririm. Bilmiyorum. Tabii, konuşmalarla tabii. Birlikte izleyecekler, izleyebilirler. Ve gruptakilerde herhangi bir itiraz olmazsa paylaşıyorum. Bu gösteriyi sona koymadım çünkü böyle arka arkaya çok gittikçe insanı rahatlatan işte balina sesleri, kuş sesleri falan zaten orada saat şu an 10 oldu. Evet. Kimse uyumasın diye. O yüzden son sunumu karnavala bıraktım. Yok Cem, uyuyan yok. Büyük şeyde izliyoruz. Kaç kişi var bakayım? Yani 78 kişi var şu anda. Uyuma falan yok. İlgiyle izliyoruz. İlgiyle dersine uyandık. İlgiyle izliyoruz yani. Ses gerçekten doğa sesleri ikisinde de çok güzeldi. Ben şimdi bakıyorum da demin bakamamıştım. Katılanlara bakıyorum. Evet, birçok uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım var ya. Bak ben onun için dedim. Bir böyle gidersen 4 sayfa evet, senin de belki görmediğin arkadaşların vardı. Benim de ilk defa tanıştığım, gördüğüm kişiler var. Herkese. Vallahi harikaydı ikisi de. Balina sesleri, kuş sesleri mest olduk. Mest ettim bizi. Sağ olasın. Evet. Cem'in de dediği gibi soru yok galiba. Şimdi doğa sesleri içinde. Şey var, Cem hocam. Soru mu var? Buyurun. İyi akşamlar. Engin Bey. Bu hover yapan bir arı kuşunun kanatlarının makul bir netlikte çıkması için enstantanenin ne civarında olması lazım yaklaşık? Öncelikle tabii burada tekrar şeye geçmek gerekiyor. Arı kuşlarını hiçbir şekilde bizim klasik makinalarımızla çekebiliyoruz. Bu kompakt makinalarla arı kuşunu çekmek ancak duruyorsa oluyor. O yüzden de otomatik makinalarla arı kuşunu çekmek çok kolay değil. Dolayısıyla enstantane ayarlama işinde de şöyle bir problem oluyor. Bir süre sonra dediğiniz gibi hover yapan arı kuşunu kaçta daha iyi çekebilirim? Çünkü ayarlama süresinde arı kuşu gidiyor. Yani kaçırıyorsunuz ona. Böyle bir hadi beklesin ben çekeyim ayarlayayım olmuyor. Ama F değerleriyle hep oynayarak yapıyor. Ben bazı arı kuşlarında örneğin 3-4 değişik değer kullandığım oldu. Çünkü emin olamıyorum ve arı kuşunun hareketi çok hızlı olduğu için anında değiştirmek gerekiyor. O nedenle direkt iyi makineyle çekmek gerekiyor. Cep telefonu ve kompaktı bırakıyoruz bir kenara zaten. Hocam benim bir 6D'm var. Yeteri kadar iyi galiba. Evet. Yani bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu balina konusunda. Engin Bey, lens de öne çıkıyor tabii. Makineden önce kullandığınız lens de önemli. Orada çekelim. Ben 24'de 70'im var. Bir 400'üm var. Evet. 400 fena değil bu işler için. Özellikle balina. Balina konusunda bir Tromso ve iki kere de Alaska'da humpback ve killer whale çektim. Onlar da gayet heyecanlıydı. Çok güzel. Aslında grupta şu an izleyenler arasında bayağı bir balina şeyimiz var. Deneyimimiz olmuş galiba grup olarak. Ya bir de Cem Bey ben bir şey soracağım. Ben Alaska'da Kenai Yarımadası'nda özellikle balina çekerken çok yaklaştığımız zaman onların kendisine has bir nefes kokuları var. Onları hissedebiliyorsunuz. Böyle çürümüş balık falan gibi. Siz öyle bir şey hissettiniz mi?
O çok yakına olduğumuzda dört aile balinanın yanına gittiğimizde bir koku vardı. Hani bilmediğimiz şu an hani bu ne kokusu? Ben onu balık şeyine vurmuştum. Çünkü tonlarca yani yüzlerce kilo balık aldıkları için, yedikleri için. İşlerini balıktan... de fırçalamıyorlar tabii. Tabii. evet o var ama çok yakında olunca oluyor ancak. Evet. O dört... Ben hissettim onu. Birkaç kere duydum. Çok o ilginçti. Yani 2 metre mesafedeydik. 2-2,5 metre mesafedeydik. O biraz da tabii rüzgarın yönüne de bağlı belki. Ve tabii anne baba balina, ebeveynler yavruların etrafında duruyor. Yani şimdi yavru sonuçta hala o bir fil kadar olsa bile yavru yavru işte. Onları iki taraftan da doğrultularını saptıyorlar. Yani bir tür yüzme öğretiyorlar. Nasıl yüzeceklerini. Halbuki düşünsenize yukarıdan, kuzeyden Panama'ya gelmiş. Zaten binlerce mil geçmiş. Ama hala onların eğitimi tamamlanmadığı için orada sıcak suda manevraları yapmasını öğretiyorlar. Çok değişik bir şey. Yani çok isterdim. Sanırım o kokan balinalar eski mi balinaları? Bunlar çok uzun süre yaşayan, dünyanın en uzun süre yaşayan canlıları Ben bence kokmaları hani yıkanmamalarından veya kirlenmelerinden ziyade yedikleri gıda rejimiyle alakalı. Yani evet, ben eski balinaları duymuştum, koktuklarını duymuştum. Çok yaşıyorlar, yaşlılar böyle, çirkin de biraz. 300 sene, 400 sene civarında yaşadıklarını okumuştum bir yerde. Türkiye'ye en yakın, en çok balinanın görülebileceği yer İzlanda. Gerçekten hani İzlanda'da harika bir balina şeyi var. Yani, İzlanda'ya gidersek o zaman gece ışıkları vardı. Neydi onun adı? Onunla birlikte balinayı da katmak lazım yani, değil mi? Ama şöyle bir şey var. Alora'yla birlikte onu da katmak lazım. Ama hocam şöyle. İkisi birden zor mu? Kuzey ışıkları ve balina için Tromso'yu tavsiye ederim. İki gün içinde şansım yaver gitti. İkisini de yakaladım. Oo, ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. Evet, ben de kuzey ışıklarını yakaladım ama ideal kuzey ışıkları daha karanlık zamanda girilmesi gerekiyor. Balinaların da İzlanda'da en çok görüldüğü mevsim Temmuz-Ağustos. Yani o ikisi birden olabilir. Ama evet, şöyle zaten ben kuzey ışıklarını yakaladım. Ertesi gün balinaya gittik ve herkes hayret etti. Yani Şubat ayı filandı. Ya bu balinalar ne geziyor burada filan diye. Gittiğimiz tur hayret etti herkes. Yani normalde görünmemesi lazım dediler. O konuda haklısınız. Evet, evet. Ya ben de şanssızdım örneğin. Balinalar gitti o gün. Ya dinlenmeye çekildiler. Hiç yoktu. Sıfırdı yani. Ama şey değil. Ya bu demin Muhip Bey'in dediği gibi öyle bir şey ki balinayla aranızda bir bağ oluşuyor. Bir iki defa gördükten sonra hani tamam diyorsunuz. Yani ben zaten gördüm. Onu görmüştüm falan diyorsunuz. Yani orada zaten amaç fotoğraf çekmek değil. Daha ötesinde bir duygusal bağ arıyor insan galiba. Özellikle balina için diyebilirim bunu. Evet, ona tamamen katılıyorum. Bir de kamburlar çok daha böyle evcil gibi, dediğiniz gibi yaklaşıyorlar ama o katiller hakikaten adı üstünde katil ve çok yaklaşmıyorlar. Ancak böyle 400'lük zoomla falan çekebiliyorsunuz. İnsan da öyle işte. Yani insanın da katili var, balinanın da çıkmış. Vallahi balinalara katil denmesini kabul edemiyorum. Çünkü onların doğasında olan yani beslenmek için yaptıkları bir şey. Ya, biz insanlar hocam maalesef. Şey hocam evet. Şöyle bir şey var. Katil balinalar kendilerinden çok daha büyük o kamburları saldırıp yiyorlar. Yani hakikaten katil. Yani belki tanım olarak hani biz katili daha çok insanlık aleminde kullanıyoruz ya, Leyla'nın itirazı ondandır. Evet. Daha aç o balinalar Leyla, ondan ama saldırıyor. Cem hocam İngilizcesi yani, killer whale diyorlar İngilizcesine. İngilizce'de ne diyorlar? Katil mi gene? Katil anlamına mı geliyor? İngilizce ismi ne? Siz söylediniz ama. Killer whale diyorlar. Killer whale. Aşağı yukarı aynı. Evet. Şeyle ilgili o
arı kuşlarıyla ilgili bir şey ilave edeyim. Sende açık diyafram da vardı galiba çoğunda. Dediğin gibi. Evet. Arka verde çünkü bakiye oluşmuştu. Evet. Şeyden dolayı. Hı-hı. Ya açık diyafram olunca da enstantane yüksek oluyor dolayısıyla. Doğal olarak evet. Özellikle doğal. Arjantin'deki çekimlerde öyleydi. Bazı çok güzeldi. Çekim olabiliyor. Ama Arjantin'dekinde o kadar kolay değildi. Bir de ön plana çıkarmak için de onu yapmak gerekiyor. Evet. Öbür türlü çünkü zaten ufak, zaten karışıyor arkayla. Evet. Gayet güzel. Yani belli bir sayıda tamamlaman dileğiyle diyelim. Bu örneklerde de olduğu gibi şimdi karnavalı da izleyeceğiz. Zaten benim zevkle takip ettiğim çoğu gruptan da arkadaşların işinle fotoğrafı çok iyi birleştiriyorsun. Yani hayranız hepimiz. Artık bilmiyorum nazar inanan varsa nazar değmesin diyelim. Yani böyle gerçekten ben hayranım yani. Hem çalışıyorsun farklı ülkeler, fotoğraf gitmediğin yer yok. Hep her fotoğrafçının yapmak istediği bir düşüdür yani. Herhalde. Ya benim özellikle de bir fotoğraf çekerken bir şey olacaksa dediğim şey de kaplan fotoğrafıdır. Evet. Herkes bilir kaplan fotoğrafı çekerken kaplan saldırırsa hiçbir şey yapmayın. Evet. Kaplan yiyebilir, öldürebilir. Bunda bir sorun olmaz dedim çoğu kez. Kaplan çünkü... derken sen devam et bir şey paylaşayım. Tamam. Sen böyle bir hazırlık yapmıştın. Konu dağılmadan çok sizden sen devam et. Senin kaplan fotoğrafını açacağım. Aa. Değil mi? Hani bu şey gibi oldu. Böyle söyleşilerde eski bir arkadaşım gelir. Aa dersin hani nedendir falan. Aynen. Ben bu kaplan hikayesini çok sevmiştim. bu kaplan... İnanamamıştım. Şehirde nasıl oluyor yani şeyde? Sen bir yerde dolaşırken karşına çıkmıştı değil mi? Yok. İsveç'in kuzeyinde Orşa bölgesinde. Aslında orası bir kayak bölgesi. Çok geniş bir alanda da. Evet. 3 tane kaplan var. Hı-hı. Fakat hani 3 tane kaplan ne zaman çıkar, nasıl gelir? Bunları da pek insan bilmiyor. Ben o kayak yerinde çıktım o parka gittim. Şimdi burada o gün beraber olduğumuz arkadaşlarımız da var grupta. Hatta onlar içeride duruyordu. Evet. Ben de çıktım. O kadar doğal bir şekilde gittim ki hani eldiven bile yoktu elimde ve doğrudan gittim orada beklemeye bakıyorum etrafıma. İşte tam bu geliş anı. Birden o tepenin oradan süzüle süzüle karşıma çıktı. O kadar soğuktu ki deklanşöre basamadım. Yani ya, hayvan geliyor deklanşöre basacağım elim bir türlü basamıyor. Sonunda bastım işte. Bu tam orada çekilmiş bir fotoğraf. Ondan sonra farklı farklı yerlerde kaplanlarla karşılaştım. Bu peki orada dolaşıyor öyle mi yani? Tehlikeli. 3 tane kaplan var. Tehlikeli. Bunlar belli saatlerde. Çünkü yukarı bir köprü yapılmış yürüme platformu. O platformda ama yani öyle çok uzun değil. Yani biraz şanstı o kaplanın o an oradan çıkması. Çok başka bir yerde olabilirdi. Evet. Ve ayrıca kimse de bana burada şu an kaplan çıkar git ona bak falan dememişti. Hmm. O yüzden o bir hani orada şey demişim. Büyük bir şans gerçekten evet. Evet o zaman ilk başlardaki Instagram'da şey çok fazla uzun yazmıyormuşum şimdi onu gördüm. Evet. Yani gerçekten bir kış günü beklenmedik harika bir buluşmaydı o kaplanla. Benzer bir buluşmada Moğolistan sınırında yaşadım. Evet. Da Moğolistan tarafında çok özel bir kaplan türü var. O da tamamıyla bir madene giderken bulunduğumuz yerde oradakilerin ilk kez karşılaştığı şekilde karşıma kaplan çıktı. Yine Patagonya'da Puma ile yanında gittiğimiz kişiye ben sordum. 3 günlük oradayız. Güneyde Perito Moreno bölgesinde El Calafate. Puma görebilir miyiz dedim. Adam da dedi ki 55 yaşındayım ben dedi. Bir kere gördüm dedi. Yani hani fazla da zorlama dedi. Bak ben bir kere görmüşüm. Peki dedim ama ben abine o kadar aynı soruyu soruyorum. Adam obsesif bir şekilde ya Puma nasıl görürüm falan diyorum. Adam yok dedi. Olmaz dedi. Çıkmaz dedi. Belki görürüm falan dedim. Üçüncü gün sabah erken
Şantel diye bir bölge var. Oraya gidiyoruz. Ama tabii orada da çok güneyde olduğu için en güney bölgesi 9-9.30'da aydınlanıyor. Saat 8. Araçla giderken ben yine diyorum hani pumalar geçer mi yoldan falan diyorum. Adam da en son bana artık İspanyolca dese bile hani bir noktadan sonra anlayamayacağım türden hani kafayı yemedin pumayla devam ettiriyor. Ben ama böyle bakıyorum. Ve birden takdiri bir hayvan olur. Dedim ki dur puma bu. Lan nerede dedi? Dur dur dedim. İndi 40 metre ötede puma öyle bakıyor bana. Çıktım indim. Taksici geldi yanıma. Dedi ki puma. Şimdi o kadar ilginç bir andı ki. Evet dedim puma. Şimdi artık ben tecrübeliyim geldi ya. Çünkü onun 55 senede bir kere gördüm. Ben 3 günde görerek tecrübeyi devraldı ondan. Sonra bindik bana şey diyor. Ha, 55 sene içinde ikinci kez gördüm. Dedim ben 3 günde bir kere gördüğüm için sen çok fazla şey yapma. Ben de hani ama şey yani büyük hayvanlarla bu kedi kedi türleriyle farklı bir şeyim var, bağım var. Güney Afrika'da bir çita vardı bir bölgenin içinde. İsteyen gidip çitayı sevebiliyor. Hiç bilmiyordum. Çita dünyada vahşi kediler arasındaki en evcil hayvanmış. Aklınızda olsun. Yani çita zorla kalmadıkça insana saldırmaz. Ve çita evcilleştirilmeden yanına gidip sevebileceğiniz tek vahşi kedi. Adam 2-3 kişi vardı orada. İsteyen dedi çitayı gidip sevebilir. Çita 10 metre ötede duruyor. Baktım. Ben gideyim dedim. Ama şimdi gideyim de çitanın ensesine dokunursan mı kızar? Yani bacağına elleyince mi? Bunları da bilmeyince ne yapacağım dedim. Git otur dedi. Sev şeyini ensesinden. Gittim oturdum yanına. Şimdi çita duruyor. Gerçekten sevebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyor. Fakat bir an insan olduğumuz için yani 2 dakika sonra bir korku girdi içime. Yani o çita saldırırsa ne yaparım? Ve bu korkuyu hissettiğim anda da şeyi fark ettim. Ya benim korkudan dolayı vücudumdan salgılanan bir koku hayvan tarafından algılanıp saldırırsa. Yani korktum, korku korkuyu getirdi. 4 dakika sonra ben adama bakıyordum. Ben dedim şey tamam. Zaten 4 dakika da gayet iyi bir süre. Saldırır mı? Saldırabilir tabii. O yüzden de garip bir yerlerini ellememek gerekiyor. Çitanın özellikle. Yani çita son derece evcilleştirilebilen tek vahşi kedi olarak geçiyor. Ama kaplan benim için her zaman şeydir. Kaplan saldırırsa bırakın o keyfini çıkarsın. Siz de fotoğrafımı falan çekin. Ben de böyle bir zafer işareti yaparım. Kaplan tarafından yeniliyorum diye. Ondan sonra sorun değil diyorum. Güzel. Teşekkürler. Güzel anılar gerçekten. Herkesin ulaşabileceği... Hayvan anıları oldukça fazla artık. Evet. Üçüncü sunuma geçelim istersen. Tamam. Şeyler var, bazı yorumlar var. Evet, Rajasthan bölgesinde evet. Çita evet, var. Evet, tabii. Onlara cevaplayalım. Hindistan'da bildiğim halde Rajasthan'da çita görmedim. Ama orada bayağı bir çita nüfusu var. Zaten Hindistan'da çok fazla vahşi kediler var. Çok sevgili arkadaşım Buğra demiş İsveç'te ellerim donmuştu. Gerçekten geri döndüğümde ben o kaplanı çektikten sonra yüzümde kaplanı bulmuş görmenin heyecanı elimde de uyuşukluğun heyecanı vardı. Şimdi üçü zamanı iyi kullanıyoruz değil mi Yüksel? Tabii yok bir problem yok. O yüzden de 1,5. Bu arada ben İlk başta konuştuğum şeyle ilgili fotoğraf üstüne bir takım hani Covid'le birlikte fotoğrafı daha çok düşünme şansına sahip oldum falan derken. Evet. Bu Roland Barthes'in Camera Lucida diye bir kitabı vardır. Evet. Biliyorsunuzdur. Bu aha. Kitapta çok ilginç bir fotoğrafı okuma üstüne düşünceler var Roland Barthes'ten. Çünkü direkt zaten Camera Lucida fotoğraf üstüne düşünceler diye geçiyor. Ben direkt size kitaptan okuyayım. Roland Barthes'in çok sevdiği ve uzun süre yasını tuttuğu annesinin ölümüyle birlikte Barthes, annesinin yaşarken çekilmiş fotoğrafları arasına dalıyor.
kendisine onun varlığını anımsatacak bir fotoğrafını bulmaya koyuluyor. Ve o dönemde Barthes fotoğrafın anlamı üstüne derin düşüncelere dalarak kamera Lucida'nın ana çatısını oluşturuyor. Çünkü fotoğraf ona göre kodsuz bir imge. Belli kodlar onu okuyuş biçimimizi açık şekilde değiştirse de ileri sürmüş olduğu ve zaman kavramı ile günümüz arasındaki köprüyü kurduğuna inanıyor fotoğrafın. Ya gerçekten de fotoğraf çoğu zaman bir anı dondurma. Hep deriz işte bizim bu karantina günleri projesinde toplumsal hafızamızı geleceğe taşımak diyoruz. Ama fotoğraf önce bireysel hafızamızı geleceğe taşımak oluyor. Şey gibi, şimdi bir şey diyeceğim. Ben çektiğim fotoğrafların %90'ının ne zaman ve nerede çekildiğini biliyorum. Yani çünkü fotoğraf çekerken insan o anı kendi içinde de donduruyor. Ya bana bir fotoğraf geldi de ben şey diyorum, 97 Kayseri. Birileri bana şey diyor yani, ya hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bunu hatırlamak için özel bir şey yapmıyorum. Çünkü o anı Kayseri'de işte o kasabada geçtiğim anda o kadının duruşunu hatırlıyorum. Ya da dönüyoruz işte bu arı kuşları neredeydi diyorum. İşte Panama 2014'te Temmuz'daydı deyip açıyorum oradan. Yani ben oradan şey geleceğim. Fotoğraf anı dondurduğu için bireysel hafızamızı da dondurmayı taze anlamda tutuyor. Dolayısıyla bu dönemlerdeki toplumsal hafızamızda ileriye taşıyacak en önemli görsel aracın fotoğraf olduğuna inanıyorum. Yani bu COVID'i şimdi 1920'deki İspanyol salgınını okuyoruz. Ama İspanyol salgınına ait fotoğrafları göremiyoruz. Muhtemelen bir sonraki kuşak COVID'e ait tüm fotoğrafları görecek. COVID deyince akıllarında bir şey kalacak. Farklı bir şey kalacak. Çünkü daha COVID yaşanırken filmler, müzik, kitap, fotoğraf her şey üretilmeye başlandı. Teknoloji çağının da güzelliği bu herhalde. Yani biz COVID'i yaşarken özümsedik, hazmettik ve hayatımızı uyguladık. Normalleşme deyince yani normalleşmeye bile aykırı geliyor şu an hayatımız. Yiydik böyle falan diyoruz işte evdeyiz. Şu an yaşadığımız şey de COVID'de gelen bir şey sonuçta. Evet. Zoom'da böyle bir şey yapıyoruz. Dediğim gibi dünyanın bir sürü bölgesinden, birçok bölgesinden aynı anda buluştuk. Bir soru, Yeli sormuş. İsveç'teki kaplanın başı ve sırtında kan lekesi mi vardı? Yoktu. Fakat aslında sorunun şöyle bir yanı var. Daha sonra akşamüstü bu hayvanlara et vermeye gelen bir adam oluyormuş. Belli yerlere et atıyorlar. Ben de şey dedim, yani bir taneyi de ben atabilir miyim dediğimde attıktan sonra kaplan geldi. Orada kaplanın şeyine, hani eti yeme noktası vardı. Fakat kan yoktu. O fotoğrafta kan yoktu. Başka sorulara bakıyorum. Evet, başka bir şey yok. Şimdi karnavala geçelim mi? Geçelim tabii, sen bilirsin. Şimdi karnaval tabii ne balina ne arı kuşu. Karnaval başka bir boyut getiriyor insana. Biraz bir karnavalı anlatmak istiyorum. Bir, öncelikle neden karnaval, Oruro'daki karnaval? Çünkü tüm Latin Amerika'da aynı dönemde karnaval yapılıyor. Karnaval dini bir olay. Şubat ve Mart'ta, Şubat'ın başıyla Mart'ın sonu arasında belli dönemlerde her sene karnavalın tarihi değişiyor. Ama böyle Ramazan'daki gibi 10 gün 10 gün geriye atarak değil. Belli aralıklar, yani bu hafta işte bu sene Şubat'ın 8'i, 9'u, 10'u, 11'idir. Bir sonraki sene Mart'ın 20'sidir. Ondan sonraki sene tekrar Şubat'ın sonudur. Böyle bir şey var, onu birileri ayarlıyor. Ve özünde aslında dinden çıkmış bir şey. Yani karnavalın özündeki kökeni karneden geliyor. Yani karne, cuerpo, et, beden. Eti ve bedenin haz içinde, keyif içinde dinle buluşması. Ama bu en çok Latin Amerika'da en önemli karnavallar Brezilya'da. Fakat Brezilya'da bir marketing ve kadın temalı hale dönüşmüş. Oradaki et kavramı başka bir noktaya gitmiş. Panama'daki karnaval eğlence.
tamamıyla su eğlencesi. Hani herkes birbirini ıslatsın, dans etsin, içilsin, edilsin. Fakat Bolivya'ya geldiğimizde başka bir şey var. Bolivya, dünyadaki karnavallar içinde din ögesini halen en iyi uygulayan ve aslında tamamıyla bir dini bir törene dönüştürmüş ya da hiç değiştirmemiş bir ülke. 18. yüzyılın başından beri bu ülkede karnaval kutlanıyor. Karnaval aslında olduğu zaman bütün ülkede kutlanıyor. Fakat karnavalın merkezi Oruro. Oruro şehri. Oruro şehri de Uru deniyor. Bu şehrin Aymaraca dili. Yani Aymara ve Quechua iki özel şeydir, yerli kabiledir. Peru ve Bolivya'da. Aymara ve Quechua'yı Uru kelimesi içinde birleştiriyor. Oruro aynı zamanda madencilerin merkezi. Oruro ve Potosi şehirleri yüzyıllardır gümüşün dünyada en çok olduğu şehirler. O kadar ki Oruro'nun bağlı olduğu yer Potosi, Potosi eyalet gibi düşünün. 17. yüzyılda Potosi dünyanın en zengin şehriymiş. Yani Bolivya'dan bahsediyorum. Bolivya şu an dünyada ekonomik anlamda bakınca ortanın altındadır. Ama buradaki gümüş miktarıyla tüm dünyayı çok rahat iki kez dolaştırabilir misiniz bir telle, gümüş telle. Efsaneler, birçok efsane var bu anlamda. Ve Oruro'da da, şimdi enteresan bir şey. Diyeceksiniz ki karnaval, Oruro, Potosi, madenciye niye geldik? Adam maden mühendisi ama hani bunu mu vurgulamaya çalışıyor? Yok. Buradaki maden sektörü, maden anlayışı çok başka. Madenin bir tanrısı var burada. Ya da şeytanı diyelim. El Tio. Benim madenci arkadaşlarımla geçenlerde yazıştık WhatsApp grubunda. El Tio'yu ben biraz anlattım. Onlar da biliyor zaten. El Tio aslında şeytan. Madencilerin korktuğu bir şeytan. El Tio yer altında eğer mutlu değilse El Tio yer altında işte çökme yaratıyor, patlama yaratıyor. El Tio'yu mutlu etmek lazım. El Tio'yu mutlu etmek için de ona içki, sigara ve koka veriyorsunuz. Her madenin bir El Tio'su var. Tio bu arada biliyorsunuzdur amca İspanyolcada. Madene girince haftada bir madenciler, mühendisler, ziyaretçiler bir El Tio'yu ziyaret eder. El Tio böyle bir kör bir maden galerisinin sonunda böyle oturuyordur. El Tio biraz Eros gibidir de. Büyük bir cinsel organ, işte kötü bakışlar. Yani El Tio'da aranılan her şey vardır. Hem kötü hem güçlü her şey. Ama El Tio'nun işte ağzına bir sigara koyar gidenler, etrafına alkol döker, paçamama. Paçamama da Aymara kültüründeki alkolü yere, bedene ve çalıştığınız objeye dökme kültürüdür. Yani buradaki törenlerde şarap içerken bakan önce şarabı yere döker, sonra bir yudum içer ve ondan sonra da işte ne yapılıyorsa oraya da bir sunar. El Tio'ya şarap, içki verilir. İçki %95 alkol. Sigara verilir ve koka yaprakları etrafına koyulur. El Tio aslında yeraltı tanrısı. Ama El Tio yerüstünün de tanrısı. Çünkü karnaval El Tio'nun etrafında şekillenmiştir. Karnaval, Oruro'daki karnaval, Bolivya'daki karnaval özellikle maskelerin savaşı şeklindedir. Bu maskelerin savaşı da hani nereden geliyor? Çünkü İyinin kötüye karşı savaşını vurguluyorlar Oruro'da. İyi kötü de nereden geliyor? Tarihsel anlamda İspanyol sömürgesine dönüyoruz. Çünkü İspanyollar buraya geldiğinde 17. yüzyılda gümüş çokken tek tek Peru, Bolivya istila ederken kötülüklerden dolayı da karnavallar o dönemde iyi ile kötünün savaşına dönüşmüş. Karnavallarda sürekli maskeler vardır. Şimdi biraz gösterinin şeyine çıkalım. Biraz size maske göstereyim. Şimdi bu minik bir maske. Çocukların kullandığı. Çok net görülüyor mu? Şimdi burada tamamıyla metal bu. Ve işlemeli. Gözler şu şekilde çıkık ve patlak. Ağız, dişler gözüküyor. Bunu çocuklar elde kullanabiliyor. Ya da işte belli yerlerde elde taşımak için. Sonra bu maskeler büyüyor. Ve şu şekilde
gerçek metalden burada LTO'yu temsilen olan maskeler geliyor. Bu maskeler böyle takılıp, yani şimdi size buradan sunum yapayım. Tamamıyla Cem pardon. Bu şeyde sol üstte speaking wheel var. Onu biliyor mu herkes, bilmiyorum. Orayı tıklarsanız sadece Cem'i görürsünüz. Pardon. Daha yakından görsünler diye söyledim. Buyur. İyidir, sağ ol. Buyur. Yani bu tamamıyla işte madenci bareti, maske, aynı zamanda yer altındaki tanrı. Maskelerin her birinin ayrı bir anlamı var. Kimisi siyahları temsil ediyor. Çünkü İspanyollar geldiğinde burada ilk darphaneyi, gümüş para yapmak için darphaneyi açtıklarında o dönemin çok iyi sömürge ülkesi oldukları için hemen o zamanda da işi ucuza getirmek için bizim Afrika'daki köleleri getirelim demişler Potosi'ye. Getirmişler oradan binlerce köleyi. Neden? Darphanede çalıştıracaklar. Şimdi bu Aymara yerlisi zordur, inatçıdır. Kızdı mı kızar. Ama köleye kimse bir şey. Fakat köleler tabii deniz seviyesinden Afrika'dan 4100 metrede Potosi'de kar yağmasa bile soğuk bir yere gelince köleler ölmeye başlamış. O dönemde burada ölen köleler, zencileri, siyahları, Afrikalıları temsil ettiği için Moreno diye başka bir maskede onu temsil eder. Yoksa Bolivya'da siyah olan biri yok. Sadece çok az var. Yani bir köyde var o dönemde. Yani maskeler çok fazla. 50 çeşit maske. Her maske bir bölgenin maskesidir. Ve karnavalda bu maskelerle dolaşılır. Bir başka maske göstereyim. Bu da yine yine biraz tarihsel anlamda mavi sakallarıyla. Yine bunlar metal. Zaten bu maskeleri giyip, vücutlarına da kostümleri giyip, 2 gün boyunca hiç durmadan, sadece belki işte 4-5 saat uyuyarak sokakta dans ediyor insanlar. O dediğim karnaval, yani beden, et anlamı da şeyden kaynaklanıyor. O dönemde insanlar bedenlerini mutlu edecek. Neyle yiyecek? İçecekler, et yiyecekler. Ve dans edecekler. 2 gün boyunca herkes dans ediyor yolda. Aynı ritimde, aynı şey. Fakat binlerce insan. Yani ortalama her karnaval, her sene dans edenlerin sayısı yani bir 40 bin kişi dans eden ve dans edenler dans için para vererek dans ediyorlar. Yani ciddi anlamda paralar veriyor. Zaten bu kostüm pahalı. Yani Bolivya ekonomik anlamda çok zorluk yaşarken herkesin birçok kişinin evinde bu maskelerden, kostümlerden, karnavala bir sene öncesinde katılmak için verdiği parasıyla falan böyle bir alet var. Çünkü o ekonomik anlamda bir şey değil. O hayatlarının bir parçası. Yine bir başka şey. Bu da bu elde taşınır. Biraz daha uzaktan. Elde taşınır şöyle. Bu şekilde işte bütün gün dans ederken bunu da elinde ses çıkartarak işte belli şeyi temsil ederek kullanırlar. Gerçekten çok ilginç bir şey. Çünkü tamamıyla dini bir olay. İlginçmiş ya. Biz sadece Venedik maskesini biliyoruz. İşte ben size Covid maskesi ben yaptım bunu. Dedim maske ama bu dönemden dolayı ona bir maske, gaz maskesi geçirdim. Deminkinin büyüğü bu. Bu gerçek anlamda kadınların kafalarına takıp işte bütün gün bunda dolaştığı bir şey. Yani Bolivya karnavalın merkezi bu bölgede. 2 gün boyunca herkes her şeyi yapıyor. Dans, yemek, içmek, herkes sarhoş oluyor. Fakat karnavalın bir ritüeli var. Öyle bir ritüel ki, ben geçen sene ilk karnavala gittiğimde karnavalın eğlencesini yaşadık. Bu sene ben tesadüfen de olsa o bölgede olmam gerekti. Ve o kadar ilginç ki iş nedeniyle oradaydım. Karnavalda değildim. Karnavaldan iki hafta önce oradaydım. İlk kez bu sefer hazırlıklarını gördüm. Karnavalın bu maskeleri almamın nedeni de o. Çünkü bu maskelerin bulunduğu yerdeydi. Bilmiyordum. Maske üreticilerin ortasında kaldım. Ve onları fotoğraflamaya başladım.
Çünkü apayrı bir sektör. Maske üretiyor insanlar. Başta demiştim ya, bu karnaval, ben de karnavalı hepsini birden sunmaya kalkarsam saatlerce olacağı için sonunda onu indirgedim ve sadece işin yürüyüş kısmına dönüştürdüm ve Oruro'nun sokaklarında 2 gün boyunca yürüyenlerin fotoğrafını seçtim aradan. Fakat bu bir hafta öncesinde bu sefer gördüm ki karnavalın aynısı bir hafta önce de yaşanıyor. Yani Bolivya'ya gelmişler bilir. Karnavalda 2 gün, 3 gün boyunca ilk 2 gün yollardadır. Ondan sonraki 3. gün ailededir. Daha sonra 4. günde de zaten insanlar yorgundur, sarhoştur, yatarlar, dinlenirler falan. Bu dönem güvenli mi diye sevgili Hakan sormuş. Hiçbir şey olmadı. Şöyle söyleyeyim, 2 karnavalın içinde de bulundum. Birinde Evo Morales'e 2 metre uzaklıktaydık ki o zaman Atilla Demet Necla da bizleri gördüler. Yani gerçekten hiçbir abartı yok. Adam 2 metre, güvenlik bile yoktu. Bu sene karnavala gittiğinde de Evo Morales'e gittikten sonra yeni gelen hükümetin başkanı Janine Añez'le fotoğraf çektirecek kadar hani yakındım. Sonunda ben de fotoğraf çektirdim. Dolayısıyla güvenle. Bugüne kadar bir kere bir patlama oldu. O patlamada seyyar satıcılardan birinin arabasındaki gaz sıkışması sonucu olan bir patlama. Güvenli bir şey olmuyor. Fakat tabii bundan sonra nasıl olur? Örneğin bu sene karnaval atlandı. Gerçek kalabalığa ulaşmadı. Ben karnavaldan bir hafta önce yine Oruro'dayken şeyi fark ettim. Karnavalın hazırlığı denilen bir şey var. Yine aynı süre sürüyor. Yani bir hafta sonra dans edecekler, provasını yapıyorlar. Ama hani prova aynı tiyatrodaki gibi. Sahneye çıkacaksınızdır. Sahne öncesinde tamamıyla aynı şeyi yaparsınız. Karnaval da öyle. 2 gün boyunca herkes sokaklarda. Herkes. Bir farkı var. Karnavalda Bolivya hükümeti içkiye izin vermiyor. Özellikle son 3 senedir. Çünkü insanlar o sıcağın ortasında bütün gün içtikten sonra doğal olarak bir takım taşkınlıklar başladığı için durdurmuşlar. O ana karnavaldan bir hafta önceki karnavalda herkes içiyor. Ama yani öyle bir içiyor ki dans edenler ellerinde bira şişesiyle romlarla dolaşıyorlar. Bütün gün yanlarında kaldım. Sonra gece ritüeli başlıyor. Bütün gün şehrin içinde dolaşan insanlar gece ana kiliseye gidiyorlar. Orası çok enteresan. Çünkü o kilise Virgen de Candelaria ya da öbür adıyla Virgen de Socavón diye geçiyor. Bu Virgen de Socavón dili incelediğiniz ve ayrıştırdığınız zaman Virgen de Mineshaft çıkıyor. Yani maden kuyusu. Bir kilisenin adının maden kuyusu olması çok enteresan bir şey. Dünyada sadece Oruro'da bir kilisenin adı maden, Mineshaft diye geçer. Çünkü kilisenin altında maden var. Yıllarca kilise, maden orada üretimden sonra maden bitince üstüne kilise kurulmuş. Kilisenin içine girdiğinizde, diyorum ya apayrı, o fotoğraflar yok. Kilisenin içinde canavar figürü, yani tamamıyla tepede canavar figürleri ve bir duvarda insan toplum sınıflarını gösteren en tepede papadan en alttaki maden işçisine kadar, yer altındaki maden işçisine kadar büyük bir duvar var. Tamamıyla bu bir madenci kilisesi. Karnaval olgusu bu insanların kültüründe var. İspanyollardan gelmemiş. Nadir bir soru sormuştu. Aşağıda çıkan soruyu da hemen araya parantez açıyorum. Karnaval Aymara ve Keçua kültüründen gelmiş. Ama kutlanma kısmı İspanyolların da olmasıyla onlara karşı bir tepki olarak yerleşmiş. Burada öğrendiğim öyle. Bütün gün dolaşan insanlar bütün günde içtikleri için gece saat 1:30-2'de sarhoşlar ama dans etmeye devam ediyor. Hepsi birden kiliseye geliyor. Şimdi başka bir olguya geçiyoruz. Din, içki, sarhoş. Hepsi kiliseye geliyor. Kadınlar normal karnaval, yani işte mini etekleri ya da karnaval vari giysileriyle, erkekler daha üstlerinde ağırlık olan dans ettikleri, işte burada Caporales dansının şeyleri vardır, bir takım metal parçaları, hepsi geliyor. Ondan sonra kiliseye giriyorlar. Kilisenin ana
kısmını karşılanacak şekilde tam koridorun sonuna gittiklerinde hepsi dizlerinin üstüne çöküyor. Ondan sonra bütün kilise dizlerinin üstünde geçiliyor. Yaklaşık kabaca baktım da ben 110 metre falan tutuyor o ara. Çünkü fotoğrafını çekmek için ben de girince ben de onun arasına girdim. Ben de dizlerimi çöktüm ve o şeyi fark ettim. Ne kadar zor bir iş olduğunu. Bir de bütün gün dans edip de içtikten sonra onu geçiyorsanız amaç geriye, tarihe, dine dönüp o acıyı, ne çektiklerini hissetmek. İşte Hindistan'da Ajmer'de de vardır. Her sene 40 kilometre yürür insanlar çıplak ayakla. Ayakları kanar ama o işte yaşananları hissetmek, şeyi çekmek, ezayı çekmek falandır. Bu kilise de böyle. Bu kiliseyi, Sokavan'ı bu şekilde geçtikten sonra dışarı çıkıyor, yine alıyor içkisini, içerek devam ediyor. Çok enteresan bir şey. Biz şimdi Türkiye'deki din kültüründen gelip de Latin Amerika'da, özellikle Bolivya'da böyle bir şeyi yaşayınca iç arada sanki mola verirmiş ve tapınırmışçasına kilisenin içinden dizlerinin üstünde geçirip tekrar dışarı çıkıyor. Ve iki gün böyle geçiyor. İki günden sonra dinleniyorlar. Bir hafta sonra da ana karnavalda dans etmeye başlıyorlar. Onların ama zaten kendi dinlerinin üstüne şey koyuyor tabii, ya. Tabii. Hristiyanlığı zorla kabul ettiriyorlar. Tam Hristiyan inancı gibi de değil onların inancı. Tabii Aymara kültürü var. Aymara ve Keçua kültürünü yaşatıyor orada. Ya başka bir şey. O tam olarak Hristiyan değil. Hem dünyevi zevkler hem de dini yerine dini işlevlerini, görevlerini yerine getiriyorlar orada. Yani karnaval dini bir şey olduğu için karnavalın sonunda dua etmek de o karnavalın bir parçası. Şimdi bu şey başladığı zaman gösteride ben sadece dans aldım. Neden onu aldım? Çünkü 70-80 değişik maske ve giysi var. Bütün Bolivya'nın farklı bölgelerinden gelen insanlar tarafından. Ve karnaval, güneş tanrısı Inti'ye sunulan kıymetli eşyaların konulduğu bir arabayla başlıyor. Burada. Bir arabanın üstüne var olan tüm gümüş değerli eşyalar yerleştiriyor, bağlanıyor, yapıştırılıyor. O araba geçiyor. Bu araba işte güneş tanrısı Inti'ye sunulan tarihten gelen bir şey, görev. Neden gümüş? Potosi gümüş şehri olduğu için tamamıyla işte Potosi ve Oruro'daki gümüşlerden yapılmış. O araba geçtikten sonra da insanlar dans ederek geçmeye başlıyor. Dansların hepsinde yöresel danslar var. Müzik ritmi aynı. Müzik hiç değişmiyor. Aynı ritim. Bir süre sonra beyninizde o ritim çalmaya başlıyor. Ertesi günde ayrılıyorsunuz, o ritim hala var. Çünkü acayip bir şey. Ama her bölgenin ayrı dansı o ritimle birlikte yapılıyor. Bu arada da herkes için bir şey var. Tio, bizim madenci şey, kötü adam, yine karnavalı yöneten kişi aslında. O yüzden de karnavalda geçen maskeler, o Tio'yu temsil eden maskelerin hepsi aslında Tio'ya bir yakarış yine. Aman Tio'yu mutlu edelim ki biz Tio'dan zarar görmeyelim diye. Gerçekten de madenciler hala hiç değişmiyor. Her madenin bir Tio'su var, giriliyor. Ona karşı görevlerimizi yerine getirip ondan sonra içeri giriyoruz. Burada komite dediğim o hazırlık döneminden fotoğraf yok. Direkt karnavalın başından sonuna kadar o bir gün içinde karşıma çıkan maskeler ve onun şeyleri var. Dans eden insanlar var. Bazı şeylere dikkatinizi çekmek isterim. Yani kadınların çizmelerine bakın. Hani dünyada bu çizmeler, bu kadar lüks bir çizme İtalya'daki modacılarda bile yoktur. Yani nasıl bir kültürse insanlar buna para veriyor. O çizmelerin tanesi 600-700 dolar. Sadece karnavalda kullanılıyor. Ve insanlar bunu alıyor. Çünkü demin gösterdiğim maske, size taktığım maskelerin tanesi, ben üreticiden aldığım için diyorum, yaklaşık olarak 50 dolar galiba. Şimdi 50 dolara maskeyi ben üreticiden aldım. O dışarıya sattığında, mağazaya gittiğinde 100 dolar oluyor. İşte Venedik'e giderse de 500 dolar olur o maske ülke şartlarından dolayı. Ama 40 bin kişinin bu maskelerle dolaştığını düşünün. Yani babadan oğula, anneden kıza geçen bir gelenek bu.
genci, yaşlısı, çocuğu herkes dans ediyor karnaval döneminde. O zaman geçelim değil mi karnavala? Aynen. Sunumdan önce epey bir bilgi verdin, iyi oldu. Ona göre izleyeceğiz. Detaylara da bakacağız. Çok kibarsın. Şimdi bakalım. Çıktı mı? Yine aynı galiba. Çıkmadı. Senin desktop'unu görüyoruz şu anda. Yine desktop'umu görüyorsunuz. Hangi? Cem, önce başlatıp sonra paylaşım ver istersen. O kadar teknoloji problemi yaşayan biri de değilim de bu Zoom döneminde screen share'de hep yaşar olduk bunu. Galiba varmış. Aplikasyonu siz seçiyordun. Aynısı oldu. Yine biraz önce yaptığın gibi. Zoom share yaptım, tamam. Biraz önce ne yapıyordun? Bunu mu kapatıyordun? Her şeyi kapıyorum bir daha. E sayfası çıkmıyor. Sunum sayfası. Gelecek. Şimdi gelecek. Toptan senin dediğin gibi yapıyorum. Screen share'i açıyorum şu an. Orada aplikasyonu Toptan dediğin gibi aplikasyonu seç. Önce açıyorsun galiba bildiğim kadarıyla. Daha sonra share ediyorsun. Bir dakika. Seni yorduk galiba Can. Orada saat kaç? 4'e geliyor. 15.49. Evet. Sağ ol abi, çok teşekkürler. Bugün iş bitti değil mi? Yani uyku saati başladı orada. Yok, yok, izliyoruz zevkle. Bu arada Cem onunla uğraşırken Nurda'nın çok güzel bir notu var. Yüksel Hocam isterseniz bir okuyun onu. Antropolojik bir katkı yapmış Cem'in söyledikleri. Evet. Cem'in söylediğine antropolojik bir katkı. J.E. Monos isimli bir araştırmacının Peru ve Bolivya'da yaşayan Aymara halkı üzerine yaptığı antropolojik çalışmaya göre Aymara halkı diğer halklardan farklı olarak kendilerine güçle veya ikna edilme yoluyla dayatılan kuralları şimdi oldu Cem, uygulama ve tasavvurları İspanyollardan çok daha farklı gayelerle kabul etmiş ve bu uygulamış bunları başka bir şey yapmış, içeriden dönüştürmüşlerdir diye bir güzel bir şey var. Şimdi görünüyor mu? Görünüyor şu anda. Teşekkürler. Nurdan evet. Çok sağ ol. Benim evet. Sokaklarda yaşadığımı daha bilimsel bir şekilde aktardığın için. Geçen sene de farklı dönemlerde bizim burada Bolivya'da yaşadığımız hükümet krizinde işte darbeden de dünyada ama bana göre hani darbe başka bir şeydir dedim. Asker olması lazım, asker. Burada hep şunu konuştuk biz. Bu halk fark etmiyor. Aymaralısı ya da beyaz Bolivyalısı dediğimiz Bolivyalısı inatçı. Eğer bir şey onlara karşı dayatılırsa ciddi anlamda buna tepkilerini gösteriyorlar. Hiç fark etmiyor ne olduğu ve nasıl. Sağdan soldan olması da fark etmiyor. Yani geçen sene halk isyan etti. Ay hepsi solcu mu? Hayır değildi. Böyle bir şey yok. Özünde o tarihsel gerçek çıkıyor ortaya. Dayatmaya karşı reaksiyonu çok net veriyor. Ve çok inatçı ve çok güçlü olduğu için yüksekte yaşayan insanların da bir gücüdür bu. Gerçekten şey yapmaz. O inadın getirdiği güçle birlikte direnir tamamıyla. Güzel bir parantez. Sağ olun buradan. Başlayalım mı? Yüksel.
Yüksel duyuyor musun? Süper. Evet canım.
Maskeyle karşıladın bizi. Gerçekten çok güzel ve çok renkliymiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ben ne zaman 13'ünde sunum yapacaktım ya, vazgeçtim vallahi. Venedik bir şey değilmiş yani. Bolivya muhteşem. Yani literatürde dünyadaki en renkli karnaval diye geçiyor. Evet. Tabii istersen fotoğrafları... paylaşımı kapat, seni daha büyük görsünler. Ha, bir dakika, pardon. Hı-hı. Stop share. Kapattım, evet. Tamam. Dünyadaki en renkli karnaval diye geçiyor. En de emeği olan karnaval, en uzun süren bu şeyde. İsteyen herkes giriyor, paralı değil. Yani şöyle, loca denilen bir bölgenin içine girebiliyorsunuz. Orada ama türbünde oturuyorsunuz. Yani bu karnavalda devlet kısmı, büyükelçiler falan tribünlerde oturur. Halk sokaklarda eğlenir. Ama iş zevki sokaklarda eğlenmesidir. O sokaklarda içinde. Tabii fotoğraflarda en büyük zorluk şu. Olabildiğince insan oraya izleyici koymadım o fotoğrafların içine. Çünkü bu fotoğrafları çekmek için hep sokağın ortasındaydım. Yani o an devletler bilir, birkaç kere sokağın ortasına oturdum. Yani etrafında nereye filmleri var. Filmlerle içinden geçiyorum. O yüzden dedim bu karnaval seçkisini çok daha fazla genişletmek mümkün. Öncesi sonrası yaşananı, bir de ayrıca orada çektiğim filmlerle birlikte. Ama hepsi sokağın ortasında çekilmiş. Zaman zaman dans bile ettik onlarla. Fakat kaporal dansını falan etmek çok kolay değil. Ciddi eğitim almak gerekiyor. Her ne kadar müzik çok aynı ritimde olsa bile dans çok çeşitli. O şeyde karnaval boyunca. Evet, Nurdan bir şeyler yazdı. Nurdan, seni açtım, istersen sen söyle. Ha. Bana da bir şeyler ilave etti. Yok yok. Yani genel senden bir şey. Çok güzel şey ilavelerin oldu, evet. Yani bilgi olarak hani şey karnaval kuramıyla ilgili. İstersen sana bir söz verelim. Tabii. Cem zaten bilir, hani karnavallar böyle hani rol ters yüz oluşlarının da olduğu. Hani böyle günlük zaman dışında bir zaman yaratımının da olduğu bir dönem, yani bir zaman dilimi daha doğrusu. Birkaç tane yazar yazdım, hani belki arkadaşlar içerisinde hani ilgilenmek isteyenler olabilir. Evet. Mihail Bahtı'nın Karnaval'dan Roman'a diye bir eseri var. O eserde zaten işte Roman Satürnalya geleneğinden geldiğini, evet. Ben de şu an Bolivya'dan Nurdan'ın söylediğini, biz 65 kuşaklarımızda benzediğimiz için. Aynen. O çok önemli bir çalışma. Diğer önemli bir çalışma şey, işte Sir James Fraser'ın Altındal. Bir de Eliade'nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi. Bunlar rahat okunan kitaplar aslında, özellikle Bahti'nin. Hani orada şey, Aymara için değil, yani Bolivya için değil ama genel olarak hani nereden olduğunu, işte pagan gelenekle bağlantısını, onunla yoğrulmuş bir bellek örgütlenmesi olduğunu söylüyor. Hatta şöyle bir şey var, o maskelerle ilgili yine bir teoloğun söylemiş olduğu bir şey, diyor ki, karnavaldaki insan aslında en samimi yalancıdır. Yani çünkü hem saklanır hem de saklandığı zaten bilinen bir şeydir. Dolayısıyla hani o anlamda hem başka bir kişi oluyorsunuz, başka bir kişiymiş gibi yapıyorsunuz, bir yalan ortaya koyuyorsunuz ama aslında samimisiniz, zaten bunun yalan olduğunu söylemiş oluyorsunuz gibi bir düşünce sistematiği de oluşturmuş. Hakikaten enteresan bir çalışma. Yani şey, bir ritüelin enteresan bir dönemi. Örneğin çok fazla konuşmayacağım da, hani kralların soytarıya, soytarıların krala dönüşerek veya daha başka bu tip rol ters yüz oluşlarıyla genel şeyin, hani toplumda biriken tansiyonun boşaltıldığı ve aslında
yeniden o gerilimli yapının sürdürülmesinin sağlandığı da bir şey diye de bir yorum da var. Yani bir dolu yorum var kısacası. Ben susayım artık. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu kitapta gerçekten Nurdan, hani anlattıkların çok önemli. Destekleyici o kadar çok şey var ki. Bir karnaval dediğimizde bu karnavalın antropolojik, sosyolojik çok başka bir boyutu çıkıyor ortaya. O yüzden de ya karnavala gittik, çok güzeldi, eğlendik, içtik, harikaydı demek, bunu eleştirmiyorum, bu denilebilir. Bunda hiçbir şey yok tabii de, içine girdiğinizde bambaşka bir hayat olduğunu görüyorsunuz. O zaman insanların yaşantısı gerçek ve öykünülen yaşantı, her şey bir araya karışıyor. Ve yoksa Aurora'ya bakın, bugün gidin. Şu an Aurora'ya gidin, dersiniz ki bu şehir mi? Hiçbir güzelliği yok dersiniz. Son derece sıradan, işte hiçbir özelliği olmayan bir şehir. Birden o dönemde 4 gün içinde adeta o sihirli dokunuş değiyor ve şehir değişiyor. Akın akın insan geliyor. Bazı yıllar 100 bin, 300 bin sayıları var gelen ziyaretçiler. Yani 300 bin kişi Aurora'da şey gibi bir olay. Yani dünyanın en kalabalık yeri oluyor. Tabii ki o dönemde de çok pahalı hale geliyor. Sıradan bir otelin normalde işte 20 dolarsa fiyatı geceliği orada meydanda 500-600 dolara çıkıyor. Çünkü karnavalı tepeden gördüğü için. O yüzden ideal, o karnavala gidiyorsunuz hiç uyumadan, ya arabada yatıyorsunuz ya arabayla başka bir bizim yaptığımız gibi. Evet. Öyle. Ama sonuna kadar da her şeyini yaşamak lazım karnavalın. Çok eğlendim. Daha çok güzeldi. Teşekkürler. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Hepsi evet. Birbirinden güzel. Doğada geldik. Sonra yaşama, karnavala. Çok farklı bir ortama getirdin bizi. Ya bu gösterilerin hepsini ekipleri vardır. Daha yani 3-4 gün içinde yaptım hepsini. Evet. Önceden hiçbir hazır değildi. Bir fotoğraf vardı tabii sadece. Yazdım oraya da, herhangi bir soru varsa özelden de yazılabilir. Evet, evet, bilgi hakkında, aynen, bilgi içinde. Hani şu an bir yere gidemiyor olsak bile Bolivya'ya gelmek isteyenlere, ki buraya gelen arkadaşlarımıza son derece A'dan Z'ye o turların nasıl kazandığını vurgulayacak şekilde onların 1/4 turlar yapıldı burada. Çünkü gerçekten hani hem şunu da söyleyeyim. Turlar özellikle Bolivya için, Bolivya zor bir ülke. Karnaval tarafına ya da Salar dediğimiz o dünyanın en güzel, benim için en güzel yerine gitmeyi Türkiye'den gelen turlar atlıyor. Neden? Çünkü oraya gitmek ekstra bir pahalı. Yani bir 500 dolar daha çıkması lazım. Tur da onu göze almıyor. Gelen kişi de bilmeyince o zaman işte La Paz'a geliyor. La Paz'dan birkaç yer, Tivanaku falan yere döndürüyor. Fakat bu çok büyük bir şey. Üçkağıt diyorum ben buna. Bir insanın Bolivya kadar uzak bir ülkeye gelip de eğer Salar'ı, o evet, karnaval başka bir şey. Karnavalı görmeyebilirsiniz. Çünkü onun bir süresi var. Ama Salar'ı görmemek demek, yani keşke gelmeseydim dedirtir bana. Yani gittim de onu görmeyip geldim. Yani şey yaparım. Ben 12 defa gittim. Bakın 12 defa gittim. Şu karantina biraz azalsın. Yapacağım ilk iş arabaya atlayıp tek başına Salar'a gidip Salar'da hiçbir yere çıkmadan arabada yatıp arabada yemeğimi yiyerek 3 gün geçirip geri döneceğim. Bunun hayalini kuruyorum. Biliyor etrafımdaki herkes de. Yani 1-2 hafta sonra, 3 hafta sonra basacağım cuma günden pazartesiye kadar oralarda kalacağım. Çünkü inanılmaz bir yer. Müthiş bir, evet, şey. Uzaydan, evet, hala görülen tek nirengi noktası yer diye kabul ediliyor. O yüzden hani Bolivya ile ilgili sorularınız, gelmek isterseniz falan, her zaman her türlü desteği, her türlü bağlantıyı çok rahat sağlayabiliriz. Hiç sorun yok. Tuz Gölü'nün orada, evet, değil mi? Yani... Salar Tuz Gölü, evet. Çok güzel. Cem... Bir internetten bakıyorum da muhteşemmiş. Cem Hocam, ben de şanslı gruptandın sanıyorum. Benim katıldığım tur Salar'ı dahil etmişti ve bizim şansımıza West Season'da gittik ve o yansımalar inanılmazdı.
bir daha gitmek isterim. Yani bir salarda 6 saat geçirdim, artı gece yattık ama bir 2 gün daha geçirmek isterim doğrusu. İnanılmazdı. Herkese özellikle ıslak mevsimde gitmelerini tavsiye ediyorum. Bilmiyorum, o konuda siz daha deneyimlisiniz. Engin Hocam, şöyle bir şey. Tabii ki fotoğrafçısınız değil mi? Fotoğraf. Evet. Yani estağfurullah. İşte kendimizi çekiyorum kendimi. Fotoğrafçı demiyorum da. Gönül vermek daha güzel geliyor. Yani insan bir şeye gönül verirse vazgeçmez ve onu belli şey için yapmaz. Gönülden yapar. Şimdi Salar öyle bir yer ki, bad season'da gittiniz. Çünkü hemen hemen işte 20 santim, 30 santim su vardı değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Şubat ayı mıydı? Şubat, Mart? Şubat'tı sanıyorum. Sanıyorum Şubat'tı. Ve Kaktüs Adası'nı görmediniz sanırım. Kaktüs'ü tam atı ama gördük sanıyorum. 1,5 saat uzaklıkta. O suda gidemez arabalar. Yok. Değil. Kaktüs'e gitmedik o zaman. Çünkü gidemiyorlar. Kaktüs Adası'nda on binlerce kaktüs var. Binlerce diyeyim, abartmayayım. 5,000, 6,000, 10,000 belki. Kaktüslerin boyu 8 metre, 10 metre. O salarda, gölde gidiyorsunuz ve birden bir adayla karşılaşıyorsunuz. Yani göl demeyeyim, burada bilmeyenler için şey yapayım. Göl aslında daha çok altında su olan bir yer ama üstünden arabayla gidilebiliyor. O Kaktüs Adası, ben ilk üçünde de sulu bölgeyi zamanı yakalayamamıştım. Biraz önce burada Nergiz vardı, ayrıldı galiba şimdi. Örneğin ben Panama'da yaşarken Bolivya'ya 3 kere gelip 3'ünde de yağmur yağmadığı için o yansımayı göremedim. Fakat yağmur yağmasa bile bir yeri vardır ki suludur. Yani orayı da bildikten sonra insan gidebiliyor oraya. Nergiz bir günlüğüne geldi. 12 saat falan kaldı havalarda. Oradan taraflarla dönüp Panama'ya geldi. Muhteşem bir yer. Yani nasıl kıskanmıştım. Hani 3 kere gitmişim, bu bölgede yaşıyorum, yakalayamamıştım. Türkiye'den geliyor, 10 saat içinde harika fotoğraflarla dönüyor. Hocam, sonra fark ettim ki su olmadığı zaman da ayrı bir güzelliği var. Yani o su olmadığında yüzey beşgen kristallerle dolu oluyor. Anlatılamaz bir şey. O nedenle de seyredenler hatırlarsa son Star Wars, son filmin 15 dakikası, pardon, sondan bir önceki filmin, 2 sene önceki filmin son 15 dakikası salarda çekildi. Çünkü başka bir gezegene gitmeleri gerekiyordu o şeyle, filmde. Star Wars şey değilimdir ama salarda çekildiği için ilk izleyenlerden biriydim. Ve dünyada o başka gezegeni neresi hayal ettirebilir insana? Salar diyorlar. Ve salarda çekiyorlar, kuru zamanda çekiyorlar. Yani kuru zamanında ayrı bir yanı var. Bir de tabii... Yani muhteşem bir şey. Örneğin bir de gece fotoğrafı orada çekmek. Onu yaptınız mı Engin Hanım? Hayır, maalesef yapmadık. Gece 3.30'da kalkıyorsunuz, milyarlarca yıldızın altında oturuyorsunuz. Aa, müthiş olur. Yıldız fotoğrafı mı çekti ya? Yüksel ne fotoğraflar ki çekersin? Vay vay vay. Anlayın. Sen özellikle bir de hani uzmanlığın bu olduğu için. Ayın olmaması lazım. Yani dolunay varsa olmaz. Ayın tam dolunay bittikten sonraki döneminde, ışıksız döneminde yıldız fotoğrafı. Hayatta görebilecek en güzel manzara. Milyarlarca yıldızın ortasında bir fanus, fanusun içindesiniz. Yatıyorsunuz böyle yere. Çok güzel. O yüzden Salar, şimdi diyorum ya 2-3 hafta kalsın oraya gideceğim dedik. Şimdi... Belki bir Salar gösterisi yaparız sonra. Şimdi Cem Hocam, evet, benim... Salar gösterisi istiyoruz Cem. Cem Her Hocam rengi. Benim bir programım vardı. 26 Mayıs'ta bir Orta Amerikan vardı ama bu işte malum koronadan dolayı iptal oldu. Ama bundan sonra planlarken sizin bir başınıza ağrı sıcam diye düşünüyorum. Mutlaka, tabii ki. Yani seve seve ben o en sevdiğim baş ağrısı o. keyif alıyorum. Sevgili Yeliz bir soru sormuş çünkü daha önce konuşmuştuk. Şimdi Bolivya'da bir inanış vardır. Bolivyalılar Aymara kültüründen gelen kökenleri nedeniyle fotoğraf çektirmeyi sever. Çünkü her fotoğrafta ruhlarından bir parça eksildiğini düşünürler. O yüzden de Bolivya'da insan fotoğrafı çekmek çok zordur. Direkt ellerini koyarlar kamerayla kendileri arasına, çekilmemek için.
Karnaval başka. O fotoğraf çektirmeyen halk karnavalda en güzel pozları veriyor. Yani karnavalın bir de öyle bir yanı var. Yani karnavalda her şey serbest. Çünkü orada başka bir tema var. Onların üstünde bir tema. Din. Yani işin içine din girdi mi her şey normalinden çıkıyor. Ama normal hayatta fotoğraf çekilme konusunda çok şeydir. Katıdır buradaki halk. Hatta ben burada bir sergi yapmıştım. O sergi için televizyona beni canlı yayına çağırdılar. Hayatımın ilk yani canlı yayına zaten çok çıkmadım da hele hele İspanyolca canlı yayına çıkınca insan daha bir heyecanlanıyor. Üçüncü dilimde canlı yayın. Orada oturmuşum. Bekliyorum. 8 dakika 10 dakika sürecek ama onun içinde bile hani şey gibi bu sınav gibi ne soru elimde soru yok bir şey yok. Ama hazırlandım bir takım şeyler vardı. İşte bu temayı kullanmıştım bir yerde. Bolivyalıların fotoğraf çektirmek istemediğini ama ben nasıl çekiyorum falan. Fakat şimdi diyalogda program yapımcısı bana sorular soruyor. Adam daldan dala soruları atlıyor. Ben bunu nerede kullanacağım bu şeyi de bulamıyorum falan derken o sordu bu soruyu. Bolivya'da fotoğraf çekmekle Türkiye'deki fark nedir? Ben de hani vardır ya çalışkan öğrenci çalışmış, çalıştığı yerden soru gelmiş. Ya yazdınız o zaman tabii, yazdınız. Tabii hemen ben buna girdim. Fakat bu çok hassas bir konudur. Yani bir aslında bir kültürü eleştiriyor muyum, eleştirmiyor muyum cümlenin başından belli olmuyor. Çünkü diyorum ki işte Bolivya'da insanlar fotoğraf çektirme konusunda hassas. Çünkü ruhlarından bir parçanın alındığını düşünüyorlar. Sunucu bana bakıyor, ben ona anlatıyorum ama sunucunun gözünde şeyi görüyorum. Ya bu adam şimdi buna kötü bir şey derse canlı yayında nasıl keseceğiz? Ben geldim. İşte dedim o ben fotoğraf çekince ruhlar var ya dedim. Adam evet dedi. İşte o ruhlar bana geliyor. Ben değerleniyorum dedim. Adam program bitti sarıldı bana. Yani çünkü gerçekten ben onu hissettiğim için dedim. Yani bu bir kurmaca değildi. Çünkü o bir fotoğrafı çektiğinizde hele hele böyle kısıtlı bir şekilde bir bazı insanlara izin vermiyorsa evet bazen gizli, saklı öyle çekmek gerekiyor. Mecburen öyle çekmek gerekiyor. Ama o da fotoğrafı daha çok değer katıyor bana göre. Daha bir keyifli oluyor. Yani kimse böyle para ver poz vereyim ondan sonra çek demiyor. Bazı ülkelerde yapılır o maalesef. Yani poz veren çok kişi vardır. Öyle de bir parantez açayım sizin dediğiniz şeyi. Salara gidenler varmış. Evet, gerçekten çok. Salar Gölü'yle Ürdün Vadi Rum'u mukayese edilebilir mi? Biliyor musunuz diyor. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ürdün'e gitmedim. Bir kişi öyle sormuş. Bir de senin çay sunumunu istiyorlar. Evet. Şimdi o zaman çok kısa bir hani ona giriş onda, öncesinde şey yapayım. Dediğim ilk başta fotoğrafla farklı dalların birlikteliğinin bir parçası. Ben 2013-14 yılında Bolivya'dan dönerken Panama'ya, Bolivya'ya gelişimde Panama'da uçakta Che ile ilgili bir yazı okudum. Avianca uçağının uçak dergisinde. Ve Che'nin Bolivya'daki hayatı üstüne bir yazıydı. Ve orada bir Irma vardı. Irma hala Bolivya'da Che'yi görenlerden yaşayan son kişilerden biri. Yaşayan son kişiler şey yapmasın, 72 yaşında Irma, şu anda 65 falanmış herhalde. Ama Che'nin vurulduğu, öldürüldüğü köyde, hala orada. Ve tabii çok üzüldüm. Yani Bolivya'dan dönüyorsunuz, böyle bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. İşte cahillik dedim kendi kendime. Niye ben bunu dedim? Kızdım kendime ama dedim çekeceğim dedim. O yıllarda Bolivya'ya yerleşmek, ya Bolivya'da nereden çıktı yerleşmek? Yaşamak yoktu. Sonra Bolivya'da yaşama olunca ben tabii hemen o sakladığım dergi Irma, bunun hazırlıklarına başladım. Fakat Bolivyalılar şey konusunu özellikle La Paz'da çok bilmiyorlar. Bilseler bile o bölgeye hiç gitmemişler. Çevremde Higuera'ya giden kimse yok açıkçası. İlk denememde gidemedim bile. Yani öyle söyleyeyim mi? Nasıl gideceksin? Şudur budur dediler. Yani bir de böyle bir ben şeyi seviyorum bazen. Hiçbir şey okumadan falan bir yere gitmeyi severim. Yani bir ülke olsam bazen orada keşfetmeyi tercih ederim. Öncesinde saatte günlerce kitap okumam. Bu güzel bir şey diye söylemiyorum bunu da. Böyle bir tarzım var. Değişmeyen bir şey işte. Onu da fazla okumuştum. Bilen de yoktu. Fakat
gidemedim. Sonra geçen sene Irma'yı görmeye gittim. Tek amacım var, Irma'nın fotoğrafını çekmek. Yani Irma'nın fotoğrafını çekeyim. Irma'ya dokunayım, Irma'yla sarılayım. Irma'ya işte Çeyn'in bildiği birisine ben de Çeyn'in ölümünden 50 sene sonra sarılmış olacağım falan diye. O işte bir filme dönüştü ondan sonra. Yani bir dokümanter film oldu. Her şeyin bir kere çekildiği, hiçbir şeyin tekrarlanmadığı. Film başarısı anlamında bir şey demeyeyim ama Bolivyalıların dediği bir Türk'ün duygularını bizim ülkemizde yaşanan bir olayla birleştirmesi bize çok büyük keyif verdi dediler. Bazı kişiler hatta Che'yi yeniden tanıdıklarını, anladıklarını söylediler. Bolivya'da Che %50 sevilir, yani %50 tapılır, %50 sevilmez gibi bir şey söyleyeyim. Ya da işte sempatisi yoktur insanların. Yani o filmin öyküsü o. İkincisini de düşünüyordum ama Covid geldi. Tamamıyla çok basit bir şekilde yapılmış bir filmdir ama 45 dakikalık benim adıma kendi tarihimle fotoğrafı ve fotoğrafın gelebileceği noktaları birleştirdiğim, kendi duygularımla kendi tarihimin somut bir geleceğe aktarımı oldu. En azından hani böyle bir şey var. Gelecekte de hep olacak türünden bir haz aldım. Yani yapabiliriz tabii. Yüksel ne zaman olursa. Yok o süre 45 dakika mı dedi? Yok. Bugün için demedim. Yok, ha, hayır. Tabii aynen yapabiliriz. Ben bu arada şey o görüntüleri almıştım şeyden. Sen birkaç fotoğraf paylaşacaksın. Fotoğraf şeyden Instagram'dan almıştım bunları. Sen anlatırken. Evet. Göstereyim dedim. Göster. Evet. Yani bu kadar. Bunu gösterelim. Abi ben bir şey görmedim de ondan dolayı. Ha görmedin mi? Şu an çıkmadı mı? Bir dakika ben de çıkmadı. Biz görüyoruz. Görüyor musunuz? Bir dakika ama ben de göreyim. Devamı yok. Belki Instagram'dan girmek lazım. O şeyin senin anlattığın hikayeyi anlatıyor. Aha evet. Evet. Evet böyle. Kapatıyorum. Evet, bu Higer köyünden olan şeyler. Evet, evet. Görüntü. Aynen. Çok güzel oldu. Sana çok teşekkür ediyoruz. Yüksel bir şey soracağım. Güzel bir sunum oldu gerçekten. Evet. Mesajları da saklayabiliyor muyuz? Çünkü mesajları yani bilmiyorum ya. Saklanmıyor. Toptan ne dersin? Bir dakika. Burada bir şey var. Abi kaydet dediğinde mesajları da ayrıca kaydediyor. Şimdi sen kaydediyorsun. Evet kaydediyorum şu anda. Böyle kaydettiğimde mesajları da kaydedecek. Ayrı bir dosya olarak. Tamam. Şu an kaydediyor galiba. Bir dakika yok. Kapatmadan bir bakayım. Bir file çıktı. Save chat. Evet. Sakladım şu anda. Gönderirim sana. Tamam. Çok iyi olur. Yani save ediyor olması lazım arkadaşlar. Record edildi. Sakladım toptan. Sağ ol. Ya ben yeniden tabii burada çok uzun zamandır görmediğim, çok sevdiğim, bugün tanıştığım ama aynı zamanda çok sevdiğim arkadaşlarım var. Şimdi böyle geriye gidince ben hızlı bir şekilde hani herkesi de görüyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz, katıldınız. Çekmekten ötesi herhalde paylaşmanın keyfi bu. Paylaşmayınca o sadece bende, bizde kaldığında hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet yani senin de anlattığın gibi sen de hikayeler şeyler bitmez. Şimdi konuşurken en az bir 10 tane daha gösteri çıkar yani senin şeylerinden, anlattığın hikayelerden, çekimlerinden, gecelerinden. Çok güzel oldu. Bizi farklı yerlere götürdün. Doğadan yaşama, Bolivya'ya. Farklı bölgelere. Gayet güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ya bu fırsatı sağladığın için ben teşekkür ederim Yüksel. Çünkü sen bunu düşünmüştün de ne olabilir? Hele kendi içimizde arkadaşlarla çok şey paylaştığımızda farklı bir şey olsun diye. Yani bu şekilde bir beni de harekete geçirdin. Özellikle bu üç
konuda odaklanmam için. Ne güzel. Sağ ol. Böyle bir şeye vesile olduysak çok güzel bir şey oldu. Ya gerçi buradaki arkadaşların çoğu şu an grupta grup arkadaşları kaldı gibi sanki. Dışarıdan çok az kişi var. Bizim onlar biliyordur açıdan söylüyorum. İşte Tokta'nın düzenlediği ve grup olarak düzenlediğimiz etkinlikler haftada iki gün devam edecek ya, oralarda da herkesi görmek isteriz. Onları da duyururuz. Evet, bizim fotoğraf kulübünün bir gösteri şeyi var da evet. Cumartesi günü çoğunlukla. Belki arada bir hafta içi de var. Cumartesi ve hafta içi de var, evet. Bizim bir tane haftaya salı günü bir sunumumuz var. Sonra Fenamız Bey'le birlikte, o çıktı galiba. Sonra da cumartesi günleri devam ediyor farklı günlerde. Onları da duyururuz. Bunun dışında. Burada isterseniz kısacık bahsedeyim. Eğer Optimus Fotoğraf Kulübü'ne herhangi bir şekilde dahil olmayan varsa WhatsApp grubuna, dilerlerse kendileriyle paylaşabiliriz linki. Oradan da bizim kendi gösterilerimizi, ODTÜ FCG'nin gösterilerini izleyebilirsiniz. Küçük yani gene şey olmaz, olsun, reklamasyon. Gene olmazsa şimdi buradan ulaşmak zor. Senin, benim veya işte Cem'in Instagram'ında paylaşırız. Oralarda gruplara dahil değil olmayanlar oradan izleyebilirler. Ben de yayınlayacağım zaten. Oralardan bakabilirsiniz diyelim. Evet, gruplara yollamak biraz zor olur şimdi. Ve caz var. Mustafa Özçelik. Evet, evet. Sonra evet. Bolivya'dan 20 Haziran'da linki paylaştım. Çekilecek. Berk'a süpersin. Berk'a paylaştı, sağ ol Berk. Evet, evet. Tabii bizim Facebook grubu da var. Orayı da diyebiliriz değil mi Berk? Orası açık. Barakadraş var. Onu söylemek lazım herhalde, evet, değil mi? Barakadraş. Evet. Facebook kullanıyorsanız Facebook, Instagram var mı? Bizim Instagram'da da var. Barakadraj diye. Facebook olmayanlar daha çok kişi var artık. Yani Facebook kullanmıyorlar. Ben ikisini de kullanıyorum ama o açıdan sordum. Evet, oralarda takip edebiliriz. Seni de fazla tutmayalım. Bayağı uzun bir zaman oldu. Cem, işin vardır. Şimdi belki sen de mi çalışacak mısın? İş vakti seni tuttuk. Garip geldi böyle 2,5 ay üstüne ofise gitmek falan ama evet. Bir çıkacağım, minicik de olsa gitmem gerekiyor. Evet, evet. Aynen. Normalleşmeyi biz kısıtlı çalışma olarak aldık. Yani iki evet. Haftada iki gün gidip işte 3-4 saat kalıp ve gidenlerin de şey yapıp bir vardiya şeklinde. Herkes her gün gitmiyor ki ulaşma riskini arttırmayalım diye. Evet, evet. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım hani biz teşekkür şey ederiz. Olacak. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ güzel. Canan sağlık. Çok teşekkürler tekrar o zaman. Herkese sayfa geçiyorum ben. Görüşmek için de teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Evet, size de teşekkürler diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.